Oragro Tarım İşletmelerinde ziraat mühendisi, üretim mühendisi olarak görev yapıyorum. Kadir Göçeri. İşletmemiz Çomaklı, Korkuteli yerleşkesinde 3000 degarlık alana yerleşmiş durumda. Bu alanın içerisinde 1600 degarlık kısmı kiraz üretimine ait. Kiraz üretiminde erkenci, ortancı ve geççi çeşitler olmak üzere 3 ayrı grup halinde üretimimiz mümkün. Erkenci gruplarımızı Haziran'ın başı gibi, ortancı gruplarımızı Haziran'ın sonu, Temmuz'un ortası, geççi gruplarımızı da Temmuz, Ağustos sonuna kadar toplamaktayız, hasat etmekteyiz. Genel itibariyle uygulamada kiraz çeşitlerinin içerisinde, erkenci çeşitler içerisinde Brux ve Primer Giant ön plana çıkmakta. Tabii kalibre ve irilik anlamında, sertlik anlamında da en ideal erkenci kiraz çeşitleri olarak işletmemizde yer almakta. Ortancı grup içerisinde Ziraat 900 dediğimiz klasik Türk kirazı, Regina çeşitleri. Daha sonra geçici çeşitler içerisinde Sweetheart, Scadato gibi geçici çeşitler bulunmakta. Kapasitemiz degara 1500 kilogram üzerinden hedeflenmekte ve 3 aşağı 5 yukarı bu hedefler doğrultusunda hasat gerçekleşmekte. Üretimimizin tamamı işletme içerisindeki paketleme tesisimiz tarafından paketlenip tamamen ihracata yönelik olarak hazırlanmakta. Bunun yanında kiraz üretimi için özellikle Türkiye'de ilk sayılabilecek terbiye sistemleri işletmemizin içerisinde uygulanmakta. Bu manada 500 degarlık bir alan içerisinde V tipi Tall Spender Axe dediğimiz terbiye sistemleriyle kiraz terbiye sistemleri yapılmakta. Aynı zamanda işletmemiz son 2 yıldır da kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve büyük tesis kurmak isteyen işletmelere yardımcı destek olabilmek, danışmanlık hizmeti verebilmek anlamında da fidan üretimi, kiraz fidanı üretimi yapmakta. Bu manada da klasik üretimin yanında 8 ayrı geçici çeşit üretimini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki sezon bu fidanlarımız sahası yerine dikilebilecek pozisyona gelecek. Bu fidan çeşitlerimizin varlığıyla Korkuteli Çomaklı yerleşkesinde Eylül 15'e kadar kiraz toplama şansına sahip olabileceğiz. Çünkü bunlar geçici çeşitler ve daha uzun bir süre. Zaten kirazda esas olan amaç çok büyük alanlarda üretim yaparken hasat periyodunu ve hasat işçiliğini dikkate alarak gruplandırmak ve o doğrultuda çalışabilmek. Bizim şu an itibariyle hasatta bulunduğumuz alanlarımızı ortalama günlük 150 kişilik bir hasat ekibiyle 10-12 tona yakın bir ürün hasat etmeyi hedeflemekteyiz ve bunu gerçekleştirmekteyiz. Dolayısıyla çeşitler de birbirinin arkasına gelebilmeli ki pazara devamlı sürekli bir şekilde kiraz arzı sunabilirsiniz. Ürünlerimizin tamamı ihracat standardında ve kalitesinde ve tamamı da özellikle son dönemlerde Uzak Doğu Çin ihracatının açılmasıyla birlikte oraya kadar uzanabilen bir pazarlama ağına sahibiz. 3000 dekar üzerinde üretim yapmaktayız. Bunun 600 dekarı yaban mersini dediğimiz veyahut İngilizce adıyla blueberry dediğimiz bir ürün. Şu an yaklaşık 275 bin fidan var mevcut burada. Bunun her türlü hizmeti, otomasyonu, sulaması, gübrelemesi tamamen bir otomasyona, bilgisayar ortamına bağlı olarak hareket etmektedir. 14 çeşit var bizim bu mevcut bulunduğumuz alanda. Bu da sezonu yaklaşık şu noktada 4 ay gibi bir süreyle hasat imkanı tanıyor. Çok kıymetli bir ürün. Şu anki Türkiye'deki üretilecek olan meyvelerin içerisindeki en mükemmeli bu. Yapabildiğin zaman üretimi çok zor olmayan bir şey. Aslında herkesin yapabileceği bir şeydir. Sadece biraz ilgi alaka istiyor, o kadar. Önümüzdeki yıl yaklaşık 1200 ile 1500 ton arası bir ürün beklemekteyiz. Pazar olarak da iç piyasanın dışında Orta Doğu, Uzak Doğu, Rusya ve Avrupa vardır. Her yıl bir 300 dekar, 300 dekar ileve yapıp önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde bir 3000 dekarı hedefliyoruz. 3-5 kişi bir araya geldiği zaman müşterek bir üretim yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü manuel, yani elle olan bir şey değil. Buna bir otomasyon gerekiyor. Bu otomasyon yaklaşık 200 bin liradır. 1 dekarda yapsanız 200 bin liradır. 100 dekarda yapsanız 200 bin liradır. Aslında çiftçilerimiz birleşse de kendi alanlarını, işçiliğini yapmakla yetinse ve merkezi bir yatırımla gübre ve sulama işlerini organize ettiler. Hem ekonomik olur, hem çok başarılı olur. Tek başına
yapmaya kalkıştıkları zaman yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü çok hassasiyet isteyen bir şey. Ana işin bu olması gerekiyor. Yani yan iş olarak yapılabilecek bir iş değildir. Başta tarım, il tarım ilçe olmak üzere tabii ki her türlü desteği verdiler bize bu çiftliğin kalkınmasında, büyümesinde ve tesisimizin kurulmasında bize hibe desteği verdiler. Sulama desteği aldık. Ne bileyim olan imkanlarda biz hep yararlandık ama sağ olsunlar özellikle tarım ildeki bütün arkadaşlarımız bu projenin bu boyuta gelmesi için çok ilgilendiler. Teşekkür ederim onlara ayrıca. Antalya Zirai Karantina Müdürü Ekrem Çetin. Burada genelde kiraz ve blueberry ihracatı yoğun olarak yapılıyor. Kiraz ihracatı Avrupa ülkelerine özellikle Norveç, İngiltere, Almanya yoğun olarak ihracat gerçekleştiriliyor. Bunun yanında son yıllarda özellikle Çin, Güney Kore ve Tayvan'a da ihracat başlamış durumda burada. Geçen sene buradan Çin'e kiraz ihracatı yaptık. Yaklaşık 5-6 ton civarında ama bu az bir miktar olmasına rağmen başlangıç açısından iyiydi. Bu sene daha yüksek miktarlarda kiraz ihracatı Çin'e yapılabileceğini tahmin ediyoruz. Yalnız Çin uzun bir yol güzergahı olduğu için çeşit olarak genelde dayanıklı, yola dayanıklı çeşitlerin burada olması, buna yönelik üretim yapılması çok daha önemli. Özellikle rejina çeşidi yola dayanıyor ve bunun dışında soğuğa dayanıyor. Yani uzun süre depolamaya dayanıklı olduğu için daha fazla ihracata uygun bir çeşit. Kalibre olarak da yüksek kalibreli çeşitlerin ihracatının yapılması lazım. Bu gördüğünüz bahçede ise blueberry genelde uzak doğu ülkelere, Tayvan, bunun dışında Arap ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelere yoğun miktarda blueberry ihracatı yine buradan yapılabilmekte. Bunlar genelde ihracatta uçakla yapılıyor. Diğer Avrupa ülkelerine ise tırla ihracat gerçekleştiriliyor. Burası iyi bir geleceğe sahip. İleride buradan daha fazla ihracat ve ülkelere güzel ürünlerin gidebileceğini söyleyebiliriz. Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit ben. Öncelikli olarak Korkuteli'mizin tarım anlamındaki, meyvecilik anlamındaki potansiyeline ben kısaca değinmek istiyorum. Özellikle elma, armut, kiraz anlamında, meyvecilik anlamında önemli bir potansiyeli var. Çiftçilerimiz, vatandaşımız hakikaten çok çalışkan. Bizler, üreticilerimiz ciddi ve yoğun bir gayret içerisinde. İşte bugün içerisinde bulunduğumuz bu bahçede, bu çiftlik de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Yeşil Yayla mahallemizde kurmuş olduğu, yaklaşık 3000 dönüm arazi üzerinde kurmuş olduğu profesyonel meyve bahçesini az önce il tarım müdürümüzle, şirket müdürümüzle beraber gezdik. Ben emek verenlere yürekten teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 yıldan beri ürün alınıyor. Sezonunda, sezonun en yoğun çalışma yapıldığı dönemlerde yaklaşık 700'e yakın bir insanımıza iş istihdam imkanı sunuyor. Çok sevindirici, güzel gelişmeler. İnşallah örnek olur diyorum. Diğer şirketlerimize, diğer yatırımcılarımıza, çiftçilerimize örnek olur. Mahallemizdeki diğer çiftçilerimiz de bu güzel örnek bahçeyi gördükçe benzerini, aynısını mahallemizde, ilçemizde yapma noktasında yoğun bir gayret ve araştırma içerisindeler. İşte blueberry noktasında, mavi yemiş noktasında hepimizin bildiği Karadeniz toprağı ikliminin son derece uygun olduğu, özellikle de toprak yapısı, iklim yapısı daha uygun olan Karadeniz bölgemizin insanına, şirketlerine de Korkuteli'nde bu güzel kurulu tesisi gelip görmelerini, ziyaret etmelerini özellikle ben tavsiye ediyorum. Bugün Korkuteli Çomaklı Mahallesi'nde Oragro firmasının arazilerinde dolaştık. Kiraz, blueberry ve üzüm var. Saksıda üretim yapılıyor. Tabii bu şu anda dünyada trend olan bir meyve. İhracat değeri çok yüksek. Biz bölgemizde blueberry'yi de geliştirmek istiyoruz. Bununla ilgili işletmemizi ziyaret ettik. Gerçekten yenilikçi bir işletme. Bu blueberry ile ilgili hani medyada zaman zaman yer alıyor. Antioksidan özelliği çok yüksek olan bir meyve, blueberry meyvesi. Şu anda firma ürettiği ürünün büyük bir kısmını ihraç ediyor. Aynı zamanda iç piyasaya da veriyor. Biz blueberry'yi burada ilimizde uygun olan bölgelerde geliştirmek istiyoruz. Tabii bunun en büyük özelliği hiç toprağa bağlı kalmadan saksıda üretim yapılabiliyor. Özellikle yani yine iklimle ilgili seçici özellikler var ama bizim ilimizde herhangi bir sıkıntı yok bununla ilgili.
Biz bu üretimini inşallah geliştireceğiz. Tabii bu Oragro firması bizim soğuk hava deposu ve kırsal, paketleme tesisinde kırsal kalkınmana destek alan bir tesis. Bakanlığımızın desteğiyle yine soğuk hava deposu ve paketleme tesisi faaliyete geçti. İlimiz için ve ülkemiz için gerçekten örnek bir tesis. Biz bu tesislerin sayısının artmasını istiyoruz. Evet, değerli katılımcılarımız, iyi akşamlar. Bu akşam mantar okuduğumuzu, eğitim sürenizin ilk dersindeyiz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Yeni bir akademiye başlıyoruz. Hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar. Türkiye'de tarımsal verim çalışmalarını dijitalleştiren öncü kurum Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Ziraat Yüksek Mühendisi Elif Akkaya. Tarımda doğru bilginin kısa yolu, Türkiye'nin tarım alanındaki bilgi birikimi, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Antalya Tarım Online YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yeni eğitimlerimizi kaçırmadan takip edebilirsiniz. Ve değerli katılımcılarımız, dersimizi beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu akşam Mantar Akademisi Eğitim Programımızın ilk dersimiz. Az önce de söylediğim gibi ve akademimize başlamadan önce uzaktan eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, koordinasyon ve tarımsal verimler şube müdürümüz Sayın İbrahim Urmak müdürümüze söz vermek istiyorum. Müdürüm hoş geldiniz. Yepyeni bir akademiye başlıyoruz. Evet, bu akşam benim için çok özel bir gün, çok önemli bir gün. Çocukluğumdan beri çok sevdiğim, yaşadığım memleketim itibariyle, doğduğum memleketim itibariyle Sinop Durağan arkadaşlar, bunu da söyleyeyim. Mantarın içinde doğmuş, büyümüş bir insanım ve çocukluk hayalleri, gençlik hayalleri içerisinde hep mantarın özel bir yeri oldu. Eğitim hayatımızda da özel bir yeri oldu. Çok şükür bugün Türkiye'de bu zamana kadar düzenlenmiş, halka açık, herkese açık ve tamamen ücretsiz. Bunu da buradan belirteyim tekrar arkadaşlar. Sizden herhangi bir nam altında hem eğitim için hem de belgelendirme için bizim kesinlikle hiçbir şekilde bir talebimiz olmamıştır, olmayacaktır. Bu şekilde bazı kötü niyetli arkadaşlar bu durumları kullanıyor olabilir. Kesinlikle itibar etmeyin. Bir sorun olursa da bizim WhatsApp gruplarımızda zaten numaralarımız var. Lütfen bize ulaştırın. Bu eğitimler tamamen ülkemizin akademilerinde ve araştırma enstitülerinde yer alan araştırmacılarımız ve akademisyenlerimizin gönüllü katılımlarıyla bizlerin de Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kurmuş olduğumuz yayın köprüsüyle bilgiye ihtiyaç duyan, bilgiye talep edenlerle bilgiyi üreten ve bilgiyi sağlayan hocalarımızı bir araya getirme işlevi görüyoruz. Mantar Akademisi uzun bir eğitim arkadaşlar. Bugün 14 Aralık ve Şubat'ın sonuna kadar inşallah birlikteyiz. Her iki günde bir, haftada üç gün olmak üzere bir araya geleceğiz. Türkiye'nin mantarcılık konusundaki Şampiyonlar Ligi'ni sizler için bir araya getirdik arkadaşlar. Birbirinden özel ve güzel hocalarımız bu akşam işte Van 100. Yıl Üniversitesi'nden çok değerli Profesör Doktor Yusuf Uzun hocamızla birlikte olacağız. Sayısız akademisyenimiz sizlere o engin bilgilerini, mantar üzerine olan bilgilerini aktaracaklar. Ve bu bilgilerin tamamı da inşallah YouTube'da kayıtlı kalacak arkadaşlar. Dilediğiniz her zaman da bu kayıtlara erişebileceksiniz. Bizim amacımız Türkiye'de mantarla ilgili bugüne kadar oluşmuş bilgi birikimini sizlere aktarmak, mantarla ilgili bir farkındalık oluşturmak ve mantarı ülke gündeminde daha da önemli bir hale getirmek. Biz bunu istiyoruz. Mantar çünkü çok değerli, çok önemli. Hem doğa mantarlarımız hem de yetiştiriciliği yapılan, kültüre alınan mantarlarımız, bunların tamamı çok önemli. Hocalarımız zaten bunları çok ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacaklar. Arkadaşlar, eğitimimiz karmaşık görünüyor olabilir. Birbirinden farklı açık kaynak bazı programları senkronize olarak kullanmanız gerekiyor. Ancak kesinlikle endişelenmeyin. Bu program tamamen sizin en rahat şekilde faydalanabileceğiniz, en maksimum verimi alabileceğiniz şekilde tasarlandı. İlk programlarda bazı yönergeleri eksik yerine getirmiş olabilirsiniz. Bunun için de endişelenmeyin. Sadece öğrenmenin keyfini çıkarın. Gerçekten 16 üniversite ve 4 enstitü, o kadar hocalarımız var ki ve Güney Kore'den de bir, Güney Kore Mantarcılık Araştırma Enstitüsü'nden de bir hocamız bizimle birlikte olacak. Ve yine bir modüler de olacak. Sizin eksik gördüğünüz, hissettiğiniz bir alan varsa biz o alanda da
ek dersler yapacağız. Mantar Akademisi de böyle gelişmeye açık bir model. Bugün ilk gün olduğu için biraz anlatmak istedim ama kesinlikle hiç kimse endişelenmesin. Çok güzel bir program olacak. Rahat olun. Size Türkiye'nin en iyi hocalarının, mantarcılığa ömrünü vermiş insanlarla sizi bir araya getiriyoruz. Ben hayırlı olsun diyorum Mantar Akademimiz, ülkemize, çiftçilerimize, meraklılarımıza, girişimcilerimize, tüketicilerimize, herkese hayırlı olsun. Çok faydalı bir akademi olması dileklerimle başarılar diliyorum ben de Elif. İyi akşamlar. Hocama da hoş geldin diyorum. Hocamla başlamak da ayrı bir güzellik bizim için. Teşekkür ederim. Hepinize hayırlı olsun. Yeni akademi diyorum ben de. Mantar Akademisi'nin oluşmasında büyük emeği geçen 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aysin Tekşen hocamıza da ve tabii ekip arkadaşımız Demet Yapıcı'ya da çok teşekkür ediyoruz. Aysun hocamız hakikaten bu programın fikri mimarı, bu kadar hocamızı bizimle bir araya getirdi. Kendisinde dersler olacak arkadaşlar. Müthiş bir duayen. Hocalarımızın hepsi birbirinden değerli. Ama Aysun hocamız da bu işin duayeni. İyi ki var. Buradan hem ona hem de onun nezdinde tüm hocalarımıza bu programımıza iştirak etmeyi kabul ettikleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Mantar Akademisi eğitim serimizin ilk dersinde bu akşam Türkiye'de makro mantar çalışmaları konusunu bize Van 100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Uzun hocamız anlatacak. Sözü hocamıza bırakmadan önce sizlere kısaca hocamızın özgeçmişini de aktarmak istiyorum. Profesör Doktor Yusuf Uzun lisans eğitimini 1993 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini Sarıkamış yöresinde yetişen bazı makro mantarlar üzerinde taksonomik bir araştırma tez konusuyla 1996 yılında Van 100. Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Biyoloji Anabilim Dalı'nda doktorasını Ardahan ve Iğdır yöresinde yetişen makro funguslar üzerinde taksonomik bir araştırma söz konusuyla aynı üniversitede tamamlamıştır. 2004 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent ve 2016 yılında profesör unvanı almıştır. 2019 yılından itibaren Van 100. Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Yaşam bilimleri, biyoloji ve biyokimya ve biyoloji araştırma alanları arasındadır. Çeşitli doktora ve yüksek lisans tezlerinde yöneticilik ve jüri üyelikleri yapmıştır. YÖK destekli birçok projede görev almıştır. Siirt yöresinde belirlenen makro mantarlar, Van yöresi makro mantarlarına katkılar, Oltu ve Merman ilçelerinin genel makro mantarları örnek olmak üzere ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan çok sayıda makalesi, kitap bölümleri, kongre, sempozyum, bildiri kitaplarında yayınları bulunmaktadır. Halen Van 100. Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde çalışmalarına devam etmektedir. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ses var mı? Evet, sizi duyabiliyoruz Çağan Hocam. Oldu. Hocam ben de özgeçmişinizi aktarmaya çalıştım ama eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Zaten özetlediniz. Özgeçmişlerde tüm akademisyenlerin olduğu gibi bizim de istenildiği zaman çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Dolayısıyla özgeçmişle ilgili sadece Van, Siirt ve sanıyorum yanlış duymadıysam Kars'ı verdiniz ama Doğu Anadolu'nun tamamıyla ilgili başta olmak üzere çalışmalarımız var. Ömrümüz oldukça da bu zahmetli çalışmalara zevkle, severek devam etmeye çalışacağız. Elinize sağlık diyoruz hocam biz de. Teşekkür ederiz. Ben artık sözü size bırakmak istiyorum hocam. Dersimize başlayabiliriz paylaşım yaparak. Paylaşımımız var mı? Şu anda görünüyor mu? Şu an görmüyoruz hocam. Share screen ile tekrar paylaşmamız gerekiyor. Yani ekranı büyütürseniz ben buradan hemen paylaşayım. Ben şu an paylaşım açık hocam. Siz tam ekrandan çıkın isterseniz sunuda. Evet, şu an gelin. Paylaşımımız var mı şu anda? Evet hocam. Şu an tam ekran yaparsak her şey yolunda olacak. Geldi mi?
Henüz gelmedi hocam. Evet, şu an tamamdır. Söz bende. Evet, artık söz sizde. Buyurun hocam. Evet, öncelikle tüm katılımcılara ve sizlere iyi akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Tıbbi Mantar Akademisi fikrini ortaya atan Aysun Hocam ve Antalya Tarım Orman İl Müdürlüğü ve değerli ekiplerine böyle önemli bir konuyu ülkemizin gündemine getirmeleri vesilesiyle ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hakikaten buna çok büyük ihtiyacımız var. Sunum içerisinde de yer yer bu ihtiyacın neden zaruri olduğu üzerinde özetle durmaya çalışacağım ama bu konunun hakikaten ülkemiz için çok önemli olduğunu ve bunu da ilk kez sizler tarafından gündeme getirilmesi vesilesiyle sizlere hasreten teşekkür ediyorum. Şu anda ekranları başında bizleri izleyen tüm mantar severlere selam ve selamlarımı iletir. İyi akşamlar diliyorum. Tabii başlangıç ilk ders olması hasebiyle de bunu biz önemsiyoruz. Temennimiz odur ki bundan sonra benzer konuların daha da artarak ülke gündemine mantarların hak ettiği dereceye kadar bilinçaltının oluşturulması açısından böyle programların önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum ve izninizle konuya başlamak istiyorum. Tabii Türkiye'de makro mantar çalışmaları başlığımızdı. Özellikle bir ülkenin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik bilinmeden söz konusu çeşitlilikten yararlanma şekli, miktarı konusunda sağlıklı bir değerlendirme hiçbir zaman için yapmak mümkün değildir. Tabii Türkiye'deki makro mantar çalışmalarına baktığımızda özellikle çiçekli bitkilerle karşılaştırıldığında hem zaman açısından hem süreç açısından oldukça eksik ve hak ettiği noktaya gelmediğini görüyoruz. Tabii mantar ve makro mantar denildiği zaman ne anlıyoruz? Bir, onlara bakmakta yarar var. Yani biyolojik olarak bir canlıya mantar diyebilmemiz için hangi karakteristik özellikleri taşıması gerekir? Onlar üzerinde özetle durmaya çalışayım. Tabii mantar denildiğinde belki çoğumuz işte elle tutabildiğimiz, gözle görebildiğimiz, dokunabildiğimiz, hissedebildiğimiz, mutfakta besin olarak tükettiğimiz mantarlar akla gelir ki bunlar da lokal olarak birçok yerel isimlerle adlandırılırlar. Ama aslında mantar denildiğinde belki de şu ana kadar çok sayıda türünün tespit edildiği, belki de elle dokunamadığımız, gözle göremediğimiz ama birçok şekilde karşımıza çıkan çok sayıda canlı organizmayı da kapsamaktadır. Peki biyolojik olarak mantar nedir? Mantarların çiçekli bitkilerle kıyaslandığında üzerinde şimdiye kadar daha az çalışmanın yapılmasının nedenleri nelerdir? Tabii mantarlar özellikle 19. 20. yüzyılın ortalarına kadar çiçekli bitkiler aleminin mikofit adını verdiğimiz bir bölümü içerisinde inceleniyordu. Özellikle 1969 yılında Whittaker'in beşli sistemine göre ayrı bir alem olarak ele alınan mantarlar birbirinden farklı şekil, yapı, hayat devri, fizyoloji bakımından birbirinden farklı çok sayıda mikroorganizmayı barındırdığından dolayı şu sınırları kesin olarak çizilmiş, şu özellikleri taşıyan canlılara mantar demek çoğu zaman zordur. Tabii mantarlar ökaryotik, heterotrof, sporla üreyen, hif adı verdiğimiz hücrelerden oluşan, absorpsiyonla beslenen, özetle tanımladığımız bir canlı. Tabii mantarların genel karakteristik özelliklerine baktığımızda bir kısım özellikleri bakımından bitkilere, bir kısım özellikleri bakımından da
hayvansal organizmalara benzeyen mantarların özellikle ayrı bir alem olarak ele alınıp incelenmesi çok doğru bir yöntem olmuştur ve bu çok kısa bir süre içerisinde de dünyada benimsenmiş ve kabul görmüştür. Şimdi asıl bizim konumuz tabii makro mantarlar. Mikro mantarlarla ilgili çok değerli hocalarımız, meslektaşlarımız ilerleyen konularda belki bu ekranlardan sizlere seslenecektir. Makro mantar nedir? Makro mantar özellikle elle tutulabilen, gözle görülebilen, çıplak gözle görebildiğimiz, dokunduğumuz, bazen korkarak yaklaştığımız, bazen severek yaklaşıp besin maddesi olarak tükettiğimiz, bazen eğlence dünyamızda, bazen din inançlarda, bazen de birçok sağlık sorunumuzu çözmek için başvurduğumuz biyolojik bir obje olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii mantarlarla insanların ilişkisine baktığımızda aslında insanoğlu varoluşundan günümüze kadar ve insanın ilk temel besin kaynağı ekmek olduğundan dolayı hamurun mayalanmasıyla birlikte insanın hayatında vazgeçilmeyen mantarların insanın ilk gününden itibaren insanla birlikte günümüze kadar gelmiştir. İlk çağlardan kalan bulgulara göre insanlar besin elde etme, birçok sağlık sorununu çözme, eğlence, tasarım, sanat ve dini inançları için birçok mantardan faydalanmışlardır. Deneme yanılma yoluyla elde edilen bu bilgiler çağlar boyunca kullanım şekillerindeki bazı değişiklikler ve gelişmelerle günümüze kadar ulaşmıştır. Mantarlarla ilgili iki tane anekdotumuz var. Tabii böyle sürekli konuşunca araya da anekdot koyalım ki ilgi çekelim diye. Diyor ki, Werner ve arkadaşı, birçok olağanüstü insan mantar denen yeryüzünün uğurlarını görmekten çok memnun olurlar. Mantarlar her mevsim için, her yaş ve mizaç için uygun canlılardır. Hipokrat diyor ki, açlık için ilaç nedir? Besbelli açlığı yatıştırandır. Bunu sağlayacak nedir? Yiyecektir. Bundan dolayı diyor ki, mantarlar bir miktar ilaç içeriyor olabilirler. Dünyada şimdiye kadar yapılan çalışmalar sonucunda 144 bin tanımlanmış mantar türünün olduğunu görüyoruz. Ama dünyada beklenen tür sayısının yaklaşık 2.2 milyon ile 3.8 milyon arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Bu tahminler yapılan istatistik analizler ve floristik, detaylı floristik çalışmaları yapılmış bitkilerin, belli bir coğrafyada alandaki bitkilerin 5 katı kadar mantarın olabileceği düşüncesiyle hesaplanan rakamlardır. Ama makro mantar söz konusu olduğu zaman dünya genelinde yaklaşık 24 bin civarında makrofungus taksonu tanımlanmış, ancak bu sayının 53 bin ile 110 bin arasında olabileceği tahmin edilmekle birlikte bu sayı Avrupa kıtasında yaklaşık 20 bin civarında olduğunu görüyoruz. Tabii Avrupa kıtasıyla ülkemizin özellikle çiçekli bitki floraları karşılaştırıldığında ülkemizin sahip olmuş olduğu çiçekli bitki tür sayısının yaklaşık Avrupa'yla eşdeğer olduğunu düşündüğümüzde ülkemizin sahip olduğu makrofungal çeşitliliğin de bu rakamlara yaklaşabileceğini öngörüyoruz. Tabii Türkiye özellikle doğusundan güneyine, batısından kuzeyine değişik iklimi taşıdığı jeolojik özellikleri nedeniyle zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Bununla birlikte ülkemiz pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış zengin bir geleneksel etnobotanik ve etnomikolojik bilgi hazinesine de sahiptir. Tabii bu bilgi hazinesinin araştırılarak mutlaka kayıt bu kültürün bu bilgi hazinesinin araştırılarak mutlaka kayıt altına alınması gerekir. Özellikle kırsal kesimden büyük şehirlere göçle birlikte bu sahip olduğumuz hazine gün geçtikçe azalmakta, belki de kayıt altına almadığı zaman da zamanla yok olup gidecektir. Tabii bu
Özellikle makrofunguslarla ilgili sahip olmuş olduğumuz gelenek, kültür, ancak yapılacak makrofungal çeşitlilik ilgili çalışmalar sonucunda belirlenebilir. Özellikle ülkemizin sahip olduğu bitki çeşitliliği, iklim özelliği bakımından makrofungusların yetişmesi için çok uygun ekolojik ortamları ortaya koymaktadır. Ülkemizin makromantar çeşitliliği ile ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda özellikle 1852 yılında Ligler'le başlayan resmi kayıtlara göre çalışmaların olduğunu görüyoruz. 1952 yılından 2021 yılına kadar Türkiye'de özellikle yapılan makrofungal çeşitlilik ilgili taksonomik ve benzer çalışmalar sonucunda 2550 civarında makrofungus taksonunun belirlendiğini görüyoruz. Tabii burada sevindirici olan olay şudur ki özellikle son yıllarda ülkemizden dünya makrofungus çeşitleri için yeni kayıt sayısının da arttığını görüyoruz. Şimdiye kadar ülkemizden 18 makrofungus türünün ülkemizden ilk defa dünya makrofungus çeşitleri için yeni kayıt olarak ilave edildiğini görüyoruz ve bu sayı gün geçtikçe artacağına ve yeni türlerin de yolda olduğunu burada ifade etmekte yarar görüyorum. Ülkemizde belirlenen 2550 civarındaki makro mantarlardan yaklaşık 600 civarında türün besin ve tıbbi amaçlı kullanılmakta olup bunların tıbbi amaçlı önemli metabolitler üreten tür sayısının 155 olduğu ve bunların yaklaşık 148 tanesinin Basidium mycota, 7 tanesinin ise askustu veya torbalı mantarlar içerisinde yer aldığını görüyoruz. Dünyaya baktığımızda şimdiye kadar 2189 yenilebilir özellikle mantar türünün tespit edildiği, bunlardan 2006 türün güvenli bir şekilde besin maddesi olarak tüketilebileceği 183 türün ise bazı reaksiyonlara istenilen amaçta cevap vermediğinden dolayı güvenli tüketim konusunda şüpheli olduklarını görüyoruz. Diğer taraftan dünyada şimdiye kadar 90 tür mantar kültürü alınmış ve bunlardan 30 türün besin ticari ve farmakolojik özelliklerinden dolayı tıbbi amaçlı kullanım için genişçe kültürü yapıldığını görüyoruz. Özellikle dünya mantar ve mantar orijinli ürünlerden elde edilen gelirin dünya kahve ve kahve ürünlerden elde edilen gelirden de çok daha fazla olduğunu burada ifade etmek isterim. Zamanı geldikçe de değerli arkadaşlar ilgili konularda bunlarla ilgili daha detaylı bilgileri buradan paylaşmış olacaklardır. Tabii Türkiye'deki makrofunguslarla ilgili yapılan sistematik çalışmalar özellikle son 30 yılda çok büyük artış göstermesine rağmen bu konuyla ilgili epey bir mesafe almış olmamıza rağmen Türkiye'nin makrofungus çeşitliliği henüz tam olarak belirlenmiş değil ve belirlenmiş olan türlerin de renkli resimleriyle beraber kitap haline dönüşmediğini burada üzülerek ifade etmek istiyorum. Tabii tüm değerli hocalarım ve meslektaşlarımızın bulunduğu bir grubumuz var. O grupta da biz bu konuyu tartışıyoruz ve bunun elzem çok kısa bir süre içerisinde bunların renkli resimleriyle beraber özellikle yenen, zehirli ve tıbbi önemi olan veya yenmeyen türlerin, odun tarihçisi türlerin mutlaka renkli resimleri ve deskripsiyonlarıyla özellikleriyle beraber renkli resimli kitap halinde basılmasının ve ülkemize özgü makrofungal çeşitliliğinin kendine özgü teşhis anahtarlarının
yapılmasının çok büyük bir zaruriyet olduğunu burada ifade etmekte yarar görüyorum. Neden? Çünkü makrofunguslar insan sağlığı ve güvenliği açısından çok önemli olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Özellikle mantar meraklılarının duygularını sömürerek, işte internette çeşitli ilanlar vererek mantar eğitimi adı altında bu konuyla hiçbir altyapısı olmayan, uzmanlık alanı olmayan birçok insanın sadece gelir elde etmek için bu işleri yaptıklarına şahit oluyoruz ve bu da insan sağlığını ve yaşamını ciddi bir şekilde tehdit ettiğini görüyoruz. Bunu da burada üzülerek ifade etmekte yarar görüyorum. Özellikle de güncel bir konu olduğu için burada ifade etmek istedim. Birçok Ilgaz Hoca bunu grupta paylaşmıştı. Birçok meslektaşımız da bizlerle hemfikir. Bu gibi durumları da göz önünde bulundurarak ülkemizin sahip olduğu makrofungus çeşitliliğine emek harcamış insanların bunları, bu eğitimleri bu insanların nezdinde yapılması ve belirlenen türlerin de mutlaka renkler isimleriyle beraber, tanıtıcı bilgilerle beraber halkımızın hizmetine sunulmasında yarar görüyoruz. Tabii Türkiye'deki makrofunguslarla ilgili çalışmaları tarih sırasına göre özetlemeye çalışacağım. Tabii burada özellikle çalışan yerli ve yabancı araştırıcıların yapmış olduğu çalışmalar üzerinde özetle durulacaktır ve belki biraz uzundur, sıkıcı olabilir ama öncelikle bu konuya emek sarf etmiş, şu anda hayatta olan hocalarıma sağlık, çalışmalarında başarı, bu konuda çalışmış, bugün aramızda olmayan, vefat eden hocalarımıza da rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Türkiye'deki makro mantar üzerindeki resmi kayıtlara baktığımızda biraz önce de ifade edildiği gibi ilk çalışmanın Karl Riegler tarafından 1852 yılında İstanbul civarında tespit edilen Türkiye'nin Sakinleri adlı makalede belirtmiş olan 17 türle başladığını görüyoruz. Daha sonra gene yabancı araştırıcılar tarafından, Petri Aleksandrov tarafından, Anadolu 3 isimli Asya Minora adındaki makalede İstanbul gene Belgrad ormanlarında 33 makrofungus türünün belirlendiğini görüyoruz. Gene 1831 ve 1931 ve 37 yılları arasında Albert Platt tarafından özellikle Büyük ve Küçük Ilgaz Dağları'nda 170 taksonun belirlendiğini görüyoruz. 1957-65 yılları arasında Lohvak, Belgrad Ormanı ve Ankara çevresinde 105 takson yayınladığını görüyoruz. Resmi kayıtlara göre konu üzerindeki ilk yerli çalışmalar 1960 ve 1970'li yıllarda aslında bir botanikçi olan Profesör Doktor Muzaffer Selik tarafından Türkiye geneli, Karadeniz ve Belgrad ormanlarında toplam 210 takson tespit edilmiş ve ülkemiz biyoçeşitliliğine ilave edilmiştir. Özellikle 1970 yılından itibaren Konya Selçuk Üniversitesi'nde Profesör Doktor Nasuh Öder hocamız bu alanda çalışmaya başlamış. Özellikle Artvin-Samsun arası olmak üzere Karadeniz bölgesi, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde birçok çalışma yürüten Sayın Öder 110 takson tanımlamış ve bugün bu konuya ciddi bir şekilde emek veren birçok hocamızın da yetişmesine
vesile olmuştur. Yine 1976 yılında Çek mikolog olan Kotaba, Türkiye'nin makrofungus bilgisine katkılar aldığı makalesinde 17 tane tür yayınladığını görüyoruz. Gene yabancı araştırıcılar Niemöller ve Uytila 1977 yılında Bolu, İstanbul ve İzmit çevresinden toplamış oldukları mantarları 22 tür olarak yayınladıklarını görüyoruz. Daha sonra 1977 yıllarında Battik ve Gregory tarafından Türkiye'nin büyük mantarları, yani Türkiye'nin makro mantarları isimli makalede ülkenin değişik yörelerinden toplamış oldukları mantarların 92 tür ile yayınladıklarını görüyoruz. Ve aynı araştırıcı ve arkadaşları daha sonra Battaria phalloides türü hakkında da detaylı bilgiler verdiklerini görüyoruz. Özellikle Ege Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda görev yapan Sayın Profesör Doktor Mehmet Öner, uzmanlık alanı mikrobiyoloji olmasına rağmen 1972 ve 82 yıllar arasında Marmara ve Ege bölgesi başta olmak üzere makrofunguslar üzerinde çok sayıda birçok çalışma yürütmüş ve bu çalışmalar sonucunda 176 takson tespit etmiş ve ülkemizin bu makrofungal çeşitliliğine ciddi katkılar sağlamıştır. Aynı hocamız Ege Üniversitesi yayınları içerisinde kapsamında Mikoloji 1 ve Mikoloji 2 adında mantarların genel özellikleri, üremeleri, yayılışları, hayat devreleri üzerinde ilk Türkçe kaynağı da kazandıran hocamızdır. Daha sonra 1980'li yıllarda Profesör Doktor Mehmet Abatay gene özellikle Karadeniz bölgesinde konuyla ilgili çok bir çalışmalar yaparak yenen mantarlar üzerinde genel bilgiler içeren makaleleri yayınladığını görüyoruz. Daha sonra asıl ormancı olan Profesör Doktor Sabri Sümer, Türkiye'nin yenen mantarları ve genel mikoloji gibi ders kitabıyla 1970 ve 80'li yıllar arasında İstanbul ve Karadeniz yöresinde başta odun tarifçisi makrofunguslar olmak üzere birçok çalışmaya imza attığını görüyoruz. Türkiye'nin yenen mantarları kitabında özellikle Türkiye'de yenen türlerin genel özellikleri ve resimleriyle beraber verdiğini görüyoruz. Genel mikoloji kitabında ise gene mantarların sistematiği, yayılışı, üremeleri ve ile ilgili detaylı bilgiler sunduğunu görüyoruz. 1990'lı yıllara geldiğimizde ise gene Karadeniz bölgesinde Profesör Doktor Saffet Baydar ve Profesör Doktor Ertuğrul Sesli, Akçaabat, Trabzon yöresi makrofunguslarını belirleyerek mikotamıza ciddi bir şekilde katkılar sunmuşlardır. Ve o zamana kadar yapılan çalışmalarda Russulaca ve Agaricales ordosuna ait türleri checklist şeklinde yayınladıklarını görüyoruz. Özellikle Profesör Doktor Nasuh Öder, Profesör Doktor Saffet Baydar hocamızın yetiştirdiği Ertuğrul Sesli ve özellikle Doğu Anadolu bölgesinde bu çalışmalara başlayan Profesör Doktor Fahrettin Gücün'le birlikte Türkiye'deki makrofungal çeşitliğin belirlemesinde ciddi bir ivme kazandığını görüyoruz. Profesör Doktor Fahrettin Gücün 1981 yılında özellikle Elazığ yöresinde yetişen makrofunguslarla doktorasını tamamlamış. Doğu Anadolu bölgesi, Fırat Havzası, Kuzeybatı Anadolu, Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Stranca Dağları ve Kozak Yaylası başta olmak üzere konuyla ilgili birçok makale yayınlamış ve değerli meslektaşlarıyla beraber Mikolojiye Giriş kitabının
3 revizyonunu yaparak bu alandaki araştırıcıların yetişmesine ciddi bir şekilde katkı sunduğunu görüyoruz. Özellikle Profesör Doktor Nasuh Öder, Profesör Doktor Fahrettin Gücün ve Saffet Baydar hocalarımızın yetiştirmiş olduğu genç araştırıcılarla birlikte ülkemizde konuyla ilgili artık ciddi çalışmalar yapılmış, çalışmalarda ciddi bir ivme kazanmış ve bu çalışmaların sonucunda da bugün Türkiye'nin makrofungal çeşitliliği ile ilgili konuşma imkanına sahip olmuş oluyoruz. Profesör Doktor Fahrettin Gücün ve Usame Tamer ve Profesör Doktor Halil Solak tarafından mikrolojiye giriş kitabının 1994, 2001 ve 2010 yılında 3. baskısı yayınlanmıştır. Profesör Doktor Kenan Demirel 1988 yılında yüksek lisans eğitimiyle makromantarlar üzerinde çalışmaya başlamış ve 2019 yılında elim bir hastalık sonucu aramızdan ayrılmıştır. Kendisiyle ilgili bilgi vermeden önce tekrar kendisine rahmet diliyorum ve minnet de alıyorum. Bugün burada konuşmamıza vesile olan danışman hocam olduğu için bunu söylemeden izninizle geçemeyeceğim. Kenan Demirel 1988 yılında özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ülkemizin farklı bölgelerinde yapmış olduğu çalışmalar ve yetiştirmiş olduğu lisans üstü öğrencilerle başta Doğu Anadolu ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin makrofungal çeşitliliğinin belirlemesine önemli katkılar sunduğunu görüyoruz. Doktora çalışmasını Van yöresinde yapıp 1993 yılında tamamladı ve bu doktora tezinde tamamı Van bölge için yeni kayıt olan 50 taksonun belirlendiğini görüyoruz. Profesör Doktor Mustafa Işıloğlu özellikle 1991 yılında Adana ve İçel yöresinde yetişen yenen ve zehirli mantarlar üzerindeki taksonomik bir çalışma adlı doktora teziyle 87 takson belirlemiş ve özellikle Akdeniz bölgesinin fungal Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesindeki fungal çeşitliliğin belirlemesine ciddi katkıları olmuştur. Ve değerli hocamızın değerli arkadaşlarıyla beraber ülkemizden dünya makrofungal çeşitliliği içinde 3 makrofungus türünü bilim dünyasına kazandırdığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Morhella anatolica, diğeri Marasmius castanophyllus, diğeri ise Conosciba vulvaradicata türlerini dünya fungal çeşitliliğine kazandırdıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Işıloğlu'yla birlikte ülkemizdeki makrofungal çeşitliğin belirlemesine ki katkılara ciddi bir şekilde ivme kazandırdığında burada ifade etmekte yarar görüyorum. Profesör Doktor Ertuğrul Sesli hocamız özellikle Profesör Doktor Saffet Baydar hocamız da başlamış olduğu makrofunguslarla ilgili 1991 yılından günümüze kadar başta Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'le İstanbul yörelerindeki fungal, makrofungal çeşitliliğin belirlemesine çok ciddi bir şekilde katkılar sunmuştur. Özellikle Türkiye'de Rusulase Agaricales ve değerli meslektaşı Dençev'le birlikte Türkiye'de konuyla ilgili yapılan tüm çalışmaları 2006, 2008 ve 2014 yıllarında değerleyerek
checklist şeklinde tanımlanmış ve bu konudaki araştırıcıların Türkiye'de makrofunguslarla ilgili yapılan çalışmalara derli toplu ulaşmasına çok ciddi bir şekilde katkı sunmuştur. Özellikle Trabzon yöresinde yetişen Makromantarlar isimli taksonomik bir çalışma isimli doktora teziyle de bu alana ciddi bir şekilde katkı sunmuştur. Ve ülkemizde dünya makrofungal çeşitlilik için en fazla tür kazandıran hocamız da olduğu için bu vesileyle de kendisini tekrar tebrik ediyor. Bundan sonra da bu yeni türlerin geleceğine olan inancımla kendisine bu konudaki hizmetlerinden dolayı teşekkür ve şükranlarımı sunmak isterim. Hocamız dünya makrofungal çeşitliliği için yaklaşık 12 tane türle dünya ve ülkemiz makrofungal çeşitliliğin zenginleşmesine ciddi bir şekilde katkı sunduğunu görüyoruz. Bunlar Liophyllum, Tursicum, Gymnopus, Trabzonensis, Tricholoma virgatum, Clitophyllum, Acciabatense, Rhodocibe turuli, Rhodocibe asani, Rhodocibe asiae, Hygrophorus yadigari, Cortinarius coniumbunatus, Marasmiellus istanbulensis, Inosibe antoniana, Cortinarius guaineri, Rhodocibe sistetorum, Helvellos sebacina granulata olmak üzere 12 tane türü ülkemizden dünya makrofungal çeşitliğine katkı sunmuştur. Profesör Doktor Ahmet Afyon gene Selçuk Üniversitesi'nden 1900 doktora konusu her ne kadar kültür mantarcılığı yetiştiriciliği üzerine olsa da özellikle 1994 yılından itibaren makrofungus çeşitliliği üzerine başta İç Anadolu bölgesinde Isparta, Konya, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz bölgelerinde makrofungus çeşitliliğimizin zenginleşmesine önemli katkılar sunduğunu görüyoruz ve bugün de emekli olan hocamıza sağlık diliyorum. Profesör Doktor Celalettin Öztürk hocamız doktora konusu gene kültür mantarı olan yetiştiriciliği üzerine olan hocamızın 1990 yılından itibaren günümüze kadar makrofungus sistematiği üzerinde Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi başta olmak üzere çok sayıda çalışmayla bu çeşitliliğin zenginleştirilmesine ve yeni kayıt ilavesiyle de tür sayısının artışına ciddi katkılar sağladığını görüyoruz ve mevcut çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini de görüyoruz. Gene Profesör Doktor Giyasettin Kaşık 1994 yılından itibaren özellikle İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesindeki yapmış olduğu taksonomik çalışmalarla ülkemizin makrofungus çeşitliliğinin zenginleştirilmesine çok ciddi katkılar sunan hocamız, özellikle mantar bilimi adı altında yazmış olduğu kitapla da bu konudaki yeni bilgilerin mantarların sistematiği, üremesi, yenen ve zehirli mantarların durumu ile ilgili, konuyla ilgili meraklılarının veya akademisyenlerin bu kitaptan ciddi bir şekilde istifade etmesine vesile olduğunu görüyoruz. Ayrıca Türkiye'de mantarlarla ilgili ilk dergi olan The Fungus Mantar Bilimi dergisinin de editörlüğünü yaparak mantarlar konusundaki yayınların derli toplu bir şekilde yayınlanmasına da vesile olmaktadır. Bu vesileyle de bu sizin aracılığıyla da dergiden dolayı da kendisine teşekkürlerimi ifade etmek isterim.
Profesör Doktor Halil Solak özellikle 1990 yılından itibaren Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere konuyla ilgili çok sayıda çalışma yapıp ve yayınlamış olduğu makalelerde sunmuş olduğu yeni kayıtlarla ülkemiz makrofungal çeşitliliğinin zenginleştirilmesine ciddi bir şekilde katkı sunan Sayın Solak 2007 ve 2015 yıllarında Türkiye'nin makrofungusları cilt 1 ve cilt 2 yayınlayarak checklist niteliğinde olan bu çalışmalarla ilgili Türkiye'de yapılan tüm çalışmaları bir liste halinde yayınlamıştır. Doktora tez konusu özellikle İzmir bölgesinde yayılış gösteren bazı mantarlar üzerinde yapan hocamız bu çalışma sonucunda da 9 tane yeni kayıt ilavesiyle ülkemiz makrofungal çeşitliliğinin zenginleştirilmesine katkı sunmuştur. Gene Konya Selçuk Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Hüseyin Doğan'ın 2000 yılında Karaman yöresinin makrofungusları adlı çalışmayla o zamana kadar yapılan tüm lisansüstü çalışmalarla kıyaslandığında en fazla tür ve yeni kayıt türüyle doktora tezini tamamlamış. Yani 322 tane takson belirlemiş ve yaklaşık bunların 1/3 112 tane türü ülkemiz için yeni kayıt olarak verilmiştir. Değerli hocamız halen İç Anadolu Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'ndeki çalışmalarla konuya olan katkıları devam etmekte olup özellikle Türkiye'de Afiloporales veya diğer adıyla Poliporales üzerinde yapılan çalışmaları checklist şeklinde yayınlayarak bu konudaki çalışmalara da ciddi bir şekilde katkı sunduğunu görüyoruz. Gene Sayın Doğan ve değerli çalışma arkadaşları ülkemizden iki tane türü dünya literatürüne kazandırmışlardır. Bunlardan bir tanesi Tricholoma anatolicum ve Barcia buneri türlerini ülkemizden dünya biyoçeşitliliğine yeni kayıt olarak katkı sunduklarını görüyoruz. Profesör Doktor Dursun Yağız 1999 yılından beri makrofungus sistematiği üzerinde Batı Karadeniz bölgesi başta olmak üzere yapmış olduğu çok sayıda çalışma ile ülkemiz makrofungal çeşitliliğinin zenginleştirilmesine katkı sunmuştur. Özellikle Konya, Seydişehir, Derebucak ve Antalya Akseki yörelerinin Myxomyces florası üzerindeki doktora teziyle 60 takson ve bunların 14'ü yeni kayıt olarak verilmiştir. Her ne kadar doktora konusu makrofunguslarla ilgili olmasa da ülkemizin makrofungus çeşitliliğinin zenginleştirilmesine ciddi katkılar sunmuş değerli bir meslektaşımızdır. Evet, Profesör Doktor Abdullah Kaya 1998 yılından itibaren Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgeleri, Doğu Karadeniz bölgesi başta olmak üzere yapmış olduğu birçok çalışma ile makrofungal çeşitliliğimizin zenginleştirilmesine ciddi bir şekilde katkı sunmuştur. Özellikle Afife Mat hocamızla birlikte Türkiye'nin zehirli mantarları ve mantar zehirlenmeleri ve Türkiye'nin Zehirli Mantarlar adlı kitapta da yazar olarak bulunmasıyla bu konuya özellikle katkı sunduklarını görüyoruz. Doktora tezinde özellikle Muş ve Bitlis yöresinde yetişen yenen ve zehirli mantarlar üzerinde taksonomik bir araştırmayla 71 takson belirlemiş ve bu 71 taksonun 14'ünün ülkemiz makrofungal çeşitliliği için yeni kayıt olduğunu görüyoruz.
Evet, Profesör Doktor Yusuf Uzun 1996 yılında Taş'ta Kuzeydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere bu bölgelerin makrofungal çeşitliliğinin belirlenmesi üzerine birçok taksonomik çalışma yaptığını görüyoruz. Özellikle Ardahan, Iğdır yöresinde yetişen makrofunguslar üzerinde taksonomik bir araştırma adlı doktora teziyle 13 tane tür yeni kaydı ülkemiz makromikrotasına kazandırmıştır. Profesör Doktor Kudret Gezer, hocamız gene 1992 yılından günümüze kadar başta Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ve İç Anadolu bölgesi olmak üzere çok sayıda sistematik çalışmasıyla ülkemiz mikrobiyotasının zenginleştirilmesine katkı sunan hocamız Antalya'da yayılış gösteren bazı mantarlar üzerinde taksonomik bir araştırma isimli doktora çalışması sonucunda 5 tane yeni kaydı ülkemiz makrofungal çeşitliliğine kazandırmış olup aynı şekilde makrofungus floramızın belirlenmesine yönelik çalışmalarına devam ettiğini görüyoruz. Özellikle İç Anadolu bölgesinde Tokat yöresinde yetişen makromantarlar üzerinde taksonomik bir çalışma ile 64 tür belirleyen Profesör Doktor İbrahim Türkekul, İç Anadolu bölgesi, Ege bölgesi ve Karadeniz bölgesindeki makrofungal çeşitliliğin belirlemesine ciddi bir şekilde katkı sunan ve özellikle Plurotus ostreatus türünün kültürü üzerinde de çok ciddi çalışmalar yapan İbrahim Türkekul hocamız gene benzer çalışmalarına devam ederek ülkemiz makrofungal çeşitliliğinin tam olarak belirlenmesine katkı sunmaya devam etmektedir. Hocam, dilerseniz bir ara verebiliriz. Ara zamanımız geldi. Evet, sayın moderatör ne derse biz ona tabi oluruz. Estağfurullah hocam. Bu arada siz de biraz dinlenmiş, nefeslenmiş olursunuz. Tamam, tamam. Evet, o zaman buradan kaldığımız yerden devam etmek üzere hocam. 10 dakika aramız var. Görüşmek üzere. Yani kaç geçe görüşüyoruz? 5 geçe. Hemen bakıyorum hocam. 20.52 şu an. 21.02'de 03'te burada olalım. 21.03'te. Görüşmek üzere hocam. Evet arkadaşlar, 10 dakika aramız var. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Ben yoklamalarımızı ve sorum var etiketiyle sorularınızı paylaşabileceğiniz linkimizi gruplarımıza göndereceğim. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Osman Şekfer Gökpınar. Yılın az bir süresini İstanbul'da, bir kısmını Bozcaada'da zeytin ve üzümle. Son 3 senedir de araştırma ve ilk çabalarıyla, dikim çabalarıyla birlikte lavanta ve aromaterapik bitkilerle ilgili deneme çalışmaları yapmakla devam ediyorum. Bir yakınımın bahsetmesi üzerine Antalya'da Tarım Orman Müdürlüğü'nde açılan bu uzaktan eğitim kurslarını gördüm ve hemen tabii katıldım. Biraz da güvensiz katıldım çünkü ya Zoom'dan olur mu bu iş, öyle yüz yüzesi olmuyor filan. Oluyormuş. Olduğunu bal gibi öğrendik. Tabii çok kötü bir durum olduğu sonunda bu alışkanlık yaptı. Seri olarak bütün
Arkasından gelen her şeye devam etmeye başladık. Ama tabii bir yerde dur demek gerekti. Çünkü bilgiler birbirine giriyor. O kadar güzel, o kadar fazla ve çekici eğitimler var ki. Ama hani bir de mantık olarak yapamayacağımız şeyler var. İşte muz gibi, ne bileyim avokado gibi. Biz onlara girmedik, bir nefes alabildik. Ama şimdi tekrar bir silsile başladı. İşte zeytin geldi, arkasından geliyor mavi yeviş geldi. Sonu nerede bitecek bilmiyorum. Bitmesin de istiyorum. Ne kadar dayanırız onu da bilmiyorum ama hepsi çok güzel, müthiş. Hele bugünkü gezi üstüne, yani nasıl söyleyeyim, artık tam böyle bir son noktayı koydu. Yerinde çok iyi uzmanlarla inanılmaz keyifli dipnotlar öğrendik. Yani küçücük küçücük ama çok önemli, yol gösterici, hata önleyici dipnotlar öğrendik. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Merhaba, ben Hilal Gönenç. Antalya Engel Tanımayanlar Dernek Başkanıyım. Buraya ilk olarak eğitimlere tesadüfen görmüş olduğum bir linke tıklamakla başladım. Ve pandemi döneminde eğitimlerin başlamasıyla çok güzel bir eğitim süreci yaşadım. Güzel bilgiler öğrendim. Çünkü buna başlamamdaki amacım sağlıklı beslenme. Bir de Covid'in olmuş olması da sağlığım için de beslenmenin, yiyeceğin çok önemli olduğunu bildiğim için buna öylesine başlamıştım. Çok güzel bir süreç. Almış olduğumuz eğitimin sonucunda çok güzel bir gün geçti. Ücretsiz olarak oraya herkesin gidebileceğini ve oradaki güzelliği rahatlıkla gezebileceğimiz, sabah 9'dan akşam 5'e kadar gezip güzel bir gün geçirebileceğimi öğrendim. Bu da bu gene pandemi döneminde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önce Tarım İl Müdürlükleri bana çok uzak geliyordu. Çünkü orası sadece çiftçiye yönelikti, sadece köylüye yönelikti. Ama ben bu eğitimlerle, Antalya İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu eğitimlerle gördüm ki bizler oradan uzak değilmişik. Önemli olan gerçek bilgilere ulaşabilmekmiş. Gerçek çalışanları görebilmekmiş, yapılan mücadeleyi görebilmekmiş. Ben bu eğitimlerde önerek olduğu için Antalya İl Müdürümüz Gökhan Karaca'ya, İbrahim Irmak Bey'e, Akdeniz Üniversitesi'ndeki öğretim görevlilerimize ve Antalya İl Müdürlüğü'ndeki çalışan arka taraftaki ekip bizlere bu çalışmayı sunan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden iyi ki varsınız. Merhabalar, ben Erkan Yıldızhan. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Tarla Bitkileri 4. sınıf öğrencisiyim. İzmir'den katılıyorum bu eğitime. İlk olarak Profesör Doktor Kenan Turgut Hocama teşekkür ediyorum bize anlattıkları bilgilerden dolayı. Akabinde Batem'deki mühendislere çok teşekkür ediyorum. Verdiği bilgilerden, oradaki geziden, oradaki seralardaki bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerine. Eğitim gayet kapsamlı, gayet mükemmel bir şekilde devam etti. Çok güzeldi. Her şey, benim açımdan öğrenci olarak söylüyorum bunu, çok beğendim ve takdir ettim. Bize bu eğitimi ve bu süreçte bize destek olan tüm herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu eğitimi veren herkese teşekkür ediyorum. Belgemi de aldım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Merhaba, ben Nilay Ak. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama mezunuyum. Aynı zamanda milli sporcuyum. Pandemi döneminde Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün online eğitimlerini gördüm ve bunlara katılmaya başladım. Birçok eğitimine katıldım. En sonda şu anda bugün yapılan tıbbi aromatik bitkilerle ilgili teknik geziye katıldım. Çok güzel bir geziydi. Öncelikle Antalya Tarım Orman İl Müdürlüğü'ndeki bütün yetkililere teşekkür ediyorum bu vesileyle. Bizler evdeyken bile online eğitimlerle bizleri bir şekilde bilgilendirerek, ayrıca ücretsiz olarak, bu da ayrı bir güzelliği, bilgilendirerek, eğitimler düzenleyerek bizlere katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum.
Aldığım teorik bilgilerden sonra bugün düzenlemiş olduğu ücretsiz teknik geziye katıldım. Batem gezisi yaptık. Orada güzel bilgiler edindim. Kendim için oldukça yararlı bilgilerdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Benim için çok faydalı oldu ve bu ilerleyen zamanlarda burada aldığım bilgileri, teorik ve pratik olarak öğrendiğim bilgileri uygulamayı düşünüyorum. Merhabalar, Adapazarı Pamukova Kadıköy'ünden katılıyoruz bu etkinliğe. Gayet başarılı bir eğitim aldık. Bu konuda Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Sakarya'da bir çiftliğimiz var, 8 dönüm. Burada monokültür yapmadık. Çok çeşitli ağaçları yetiştirdik. Bu anlamda her türlü ağacı öğrenmemiz gerekiyordu. Onun için Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nün tüm eğitimlerine katılmaya çalışıyoruz. Ben ayrıca aromaterapistim ve şifalı bitkilerle ilgileniyorum. Ve arazimde de bunların dikimi için epey bilgi edinmeye çalışıyorum. Emekli uzman doktorum. 67 yaşındayım. Bolu doğumluyum. Son 10 yıldır dağcılık yapıyorum. Dağlardaki bitkileri bildiğim kadarıyla inceliyorum. Daha önce fitoterapi kurslarına katılmıştım. Bir hafta süren bir kurstu. Teşekkürler. Eğitimler için çok teşekkürler. Çok, çok memnun güzel. Kaldık. Merhaba, ismim Dilek Oğuz. Tarım İl Müdürlüğü'nün Facebook sayfasında rastladığım online eğitimlere İbrahim Hocam'ın desteğiyle katıldım WhatsApp gruplarından. Bugün tıbbi aromatik bitkiler yetiştirme alanına gittik. Birlikte geziye katıldık. Çok güzel, verimli bir eğitimdi. Değişik bitkilerle tanıştım. Kendi tarlamızda yetiştireceğimiz bitkiler hakkında bilgi edindim. Hep Tarım İl Müdürlüğü'ne ve İbrahim Hocam'a teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Doktor Gürsel Öztürk. Tıp doktoruyum. Bu alternatif tıp ya da tamamlayıcı tıp olarak ifade edilen son günlerde çok güncel olayın mutfağını görmek için katıldım bu Antalya Tarım Müdürlüğü'nün gezisine ve eğitimine. Ve çok başarılı buldum. Çok şeyler öğrendim. Bunları değerlendirip emeklilikten sonra kendime bir rota çizmeyi düşünüyorum. Bugünkü gezide mükemmeldi. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Tıbbi aromatik bitkiler hakkında bir geziye katıldık. Ücretsiz ve gayet yararlı bir geziydi. Birçok farklı ilden gelen insanlarla tanıştık. Hepsi tıbbi aromatik bitkiler hakkında farklı fikirleri olan ve deneyimli insanlardı. Herkes yeni şeyler öğrendi. Bizim için çok yararlı bir gezi oldu. Teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Hatay Yunus. İstanbul'dan geliyorum. Üsküdar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2. sınıf, Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün bugünkü düzenlediği etkinliğine davet edildiğim için onur duydum. Çok teşekkür ederim. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği yapmayı düşünüyorum. Bu konuda milli emlak hibe tarlalarına talip olduk. Ondan sonuç bekliyorum. Eğer tabii ki kazanırsak ihaleyi, bu konuda ilerlemek istiyorum. Hayatıma böyle bir yön çizmek istiyorum. Merhabalar, Eczacı Gülten Demirhan ben. Kuşadası'ndan geldim. Amerika'da bir arkadaşım, Türkiye'de yaşadığın halde böyle bir eğitim var, niye katılmıyorsun diye telefon açtı. Bana link gönderdi, buna katıl diye. Ben de linki doldurdum, cevap beklemeden zamanı bugün diye çıkıp geldim. Sağ olsunlar, zorluk çıkarmadılar. Kendilerine çok şükran duyuyorum, teşekkür ediyorum. Şahane bir geziydi. Benim mesleğim zaten tıbbi ve aromatik bitkilerle çok alakalı. Yetiştirmeyle de zaten ilgileniyordum. Bu gezi bana çok katkıda bulundu. Antalya Tarım Orman İl Müdürlüğü ekibine, Koordinasyon Müdürlüğü ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum. Evet, aslında 10 dakikalarımızı tamamladık. Yine dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yoklamalarımızı gruplarımıza gönderdim. Aynı zamanda
tohum var etiketiyle sorularınızı paylaşabileceğini linkinizde gönderdi. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, kaldığımız yerden dersimize devam edebiliriz. Ben sözü size bırakıyorum. Buyurun. Sanıyorum sunu görünüyor mu? Sunuyu tekrar paylaşmamız gerekiyor. Tamam, tekrar paylaşalım. Evet, şu an her şey yolunda hocam. Ses geliyor. Ses de geliyor hocam. Evet, Elif Hanım ve İbrahim Bey'e böyle bu saatte bize katlandıkları için tekrar teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Belki aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Bunlara da hoş geldin diyor. İyi akşamlar diliyoruz tekrar. Kaldığımız yerden izninizle devam edelim. Profesör Doktor Aziz Türkoğlu, özellikle Türkiye'deki trüf mantarları üzerinde çalışmalar yürütmüş ve Denizli yöresinde trüf mantarlarının kültüre alınması ile ilgili bölgenin orman bölge müdürüyle beraber çok ciddi çalışmalar gerçekleştiren Türkoğlu, özellikle Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi başta olmak üzere ülkemizin bu önemli biyoçeşitliliğin ortaya çıkmasında çok önemli katkıları olmuştur. Kayseri yöresinde makrofunguslar üzerinde taksonomik bir araştırmayla bitirmiş olduğu doktora tezinden Türkiye makrofungus florası için 12 tane yeni kayıt ilave ettiğini görüyoruz. Ve özellikle tüm dünyada çok değerli olan truf, terfezya ve tuber mantarlarının kültürüyle ilgili yapmış olduğu çalışmalarla önemli bir katkı sunduğunu görüyoruz. Ve hocamız şu anda yurt dışında konuyla ilgili çalışmalarına devam ettiğini görüyoruz. Evet, meslektaşlarımız için de en renkli simalardan birisi olan Sayın Doçent Doktor Ilgaz Akata, 2004 yılında Ilgaz Doğal Milli Parkı ve yakın çevresinde yetişen makrofunguslar üzerinde yapmış olduğu çalışmayla 6 tane yeni kayıtla ülkemiz makrofungus florasının zenginleştirilmesine katkı sunan Ilgaz Akata, özellikle Karadeniz, İç Anadolu bölgesi başta olmak üzere çok sayıda yapmış olduğu çalışmalarla ülkemiz makrofungus çeşitliliğinin belirlenmesine, zenginleştirilmesine çok ciddi katkı sunan ve bu katkıları gün geçtikçe devam eden genç bir araştırmacımız. Özellikle Ilgaz Akata söz konusu olduğu zaman gene tekrar üzerinde durmak istiyorum. Özellikle mantar meraklılarına veya mantar eğitimi almak isteyen, mantar seven insanlara özellikle bu eğitimleri, bu doğa eğitimi olsun, diğer konulardaki eğitimler olsun, mutlaka bu konudaki uzman kişilerden almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü baştan da ifade ettiğimiz gibi mantarlar insan sağlığı ve güvenliği açısından önemli olduklarından dolayı bazen dokunduğunuz bir mantara ikinci kez bir dokunma şansınız olmayabilir. Dolayısıyla yenen ve zehirli mantarlar konusunda veya mantarlar üzerindeki genel konular üzerinde eğitim almak isteyen insanlarımızın mutlaka bu konuda uzman kişilerle yol almalarını, onlardan bilgi almalarını bu vesileyle tekrar burada ifade etmek istiyorum. Bu konuda hiçbir altyapısı olmayan birçok insanın sadece maddi çıkar sağlamak amacıyla sosyal medyadan yazılı veya görsel medya aracılığıyla birçok ilanlar vererek bu eğitimlere katılan insanlarımızı görüyoruz. Tabii sonuçta olumsuzluk söz konusu olduğu zaman hepimiz üzülüyoruz, ülke üzülüyor. Çünkü bazen mantar mevsiminde özellikle
İlkbahar ve sonbahar aylarında işte mantar, birçok mantar zehirlenme vakası ve bunlar sonucunda ölüm olaylarıyla karşılaşıyoruz. Bunları görmek istemiyoruz, duymak istemiyoruz. Bu vesileyle doğal yetişen mantarları tatmak istiyorsak kesin ve emin olmadığımız mantarlara yaklaşmamamız gerektiğini de burada bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum. Tabii bu konunun özellikle şu anda Antalya Tarım İl Müdürlüğü'nün yaptığı gibi tüm Türkiye'de yaygınlaştırılarak uzmanlar nezdinde mantar mevsimlerinde yerinde insanlara mantarlarla ilgili bilgiler verilerek mantarların tanıtımı sağlanmalı ve hiçbir masraf gerektirmeden doğal olarak yetişen bu potansiyelimizin maksimum bir şekilde yararlanma ve sağlığımızı da koruyabilme ve ekonomik olarak da hem yöresel hem bölgesel hem de ülke olarak bu doğal potansiyelden en iyi şekilde yararlanma yollarını bu ve benzeri programlar aracılığıyla bulmamız gerekir. Tabii Ilgaz Hoca bunu gündeme getirdiği için söz konusu da Ilgaz Hoca olunca burada bunu tekrar ifade etmekte yarar görüyorum. Gene Ege bölgesinin genç araştırıcılarından olan Sayın Doçent Doktor Hakan Allı, Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesi başta olmak üzere ülkemiz makrofungal çeşitliliğinin belirlenmesine çok önemli katkıları olan genç araştırıcılarımızdandır. Özellikle Aydın yöresindeki makrofunguslar üzerinde yapmış olduğu doktora teziyle 26 tane yeni kaydı ülkemiz biyoçeşitliliğine kazandırmış olup şu anda da özellikle bildiğim kadarıyla Güney Koreli araştırıcılarla TÜBİTAK destekli bir projede yürüttüklerini biliyorum. Özellikle trüf mantarlarının kültüre alınması çalışmalarında aktif bir şekilde şu anda yürüttüklerini görüyoruz. Doçent Doktor Ali Keleş, tabii merhum Profesör Doktor Kenan Demirel'in oluşturmuş olduğu ekip içerisinde yer alan Ali Keleş, Erzincan yöresinde yetişen makrofunguslar üzerindeki taksonomik bir araştırma ile 196 takson belirleyip ülkemiz florasına 11 tane yeni kayıt ilave ettiğini görüyoruz. Mevcut olarak Doğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere birçok sistematik çalışmayla bu çeşitliliğin tam olarak belirlenmesine ciddi bir şekilde katkı sunduğunu görüyoruz. Doçent Doktor Sinan Aktaş özellikle Amasya yöresinin makrofungusları adlı doktora teziyle 303 tür belirlemiş ve bunlardan 33 tanesi ülkemiz için yeni kayıt olarak belirleyen Aktaş özellikle İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesinde bu konuyla ilgili çalışmalarına devam ettiğini görüyoruz. Özellikle son yıllarda moleküler taksonominin de makrofungal çeşitliğinin belirlenmesinde kullanılmasıyla ülkemizdeki revizyonik çalışmaların da arttığını görüyoruz. Yani belli mantar grupları üzerindeki ülkemizdeki tüm belirlenen türler ve muhtemel belirlenecek yeni türlerle ilgili çalışmalar hızla arttığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi gene Doçent Doktor Fuat Bozok tarafından 2015 yılından itibaren özellikle Türkiye'nin bazı bölgelerinde yayılış gösteren Boletus cinsi makromantarların moleküler karakterizasyonu üzerinde yapmış olduğu çalışmayla 26 tane Boletus türü tespit edilmiş ve bunlardan 5 tanesi ülkemiz için yeni kayıt olarak verilmiştir. Ve özellikle mantarların sistematiği ve fizyolojisiyle birlikte tıbbi mantarlar üzerindeki çalışmalarının yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gene doktor öğretim üyesi Fadime Yılmaz Ersel genç bir araştırmacımızdı. 2015 yılında elin bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine bu vesileyle tekrar rahmet diliyorum. Özellikle
97 ve 2005 yılları arasında Ege bölgesinde birçok çalışma yürüten Sayın Erser, ülkemizin makrofungus çeşitliliğinin tespitinde çok önemli katkılar sunmuştu. Ama aramızdan erken ayrıldı, mekanı cennet olsun diyorum. Doktor öğretim üyesi Mustafa Emre Akçay, doktora danışmanlığını yürüttüğüm genç araştırmacılardan birisi olup, özellikle Sarıkamış Allahu Ekber Dağları Milli Parkı'nda yetişen makrofunguslar üzerine taksonomik bir araştırma konulu doktora tezini 254 tür belirleyen Akçay, bu 254 türün 22 tanesi ülkemiz makrofungal çeşitliliği için yeni kayıt olarak verilmiştir. Akçay şu anda Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi olmak üzere makrofungal çeşitliliğin belirlemesine yönelik çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Gene danışmanlığını yürüttüğüm doktor öğretim üyesi İsmail Acar, doktora konusu Yüksekova, Şemdinli, Hakkari yörelerinde yetişen makrofunguslar üzerinde taksonomik bir araştırma konulu çalışmasını 2017 yılında tamamlamış olup 282 tür belirlenmiş bu çalışma sonucunda ve bunların 51 tanesi yeni kayıt olarak ülkemiz makrofungus florasına ilave edilmiştir. Sayın Acar, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve değerli bir meslektaşıyla beraber Türkiye'deki hebelomaların revizyonu üzerindeki çalışmaları devam etmekte olup ve bu çalışmalar sonucunda da biraz sonra ifade ettiğim gibi Tricholoma kenani adında bir türü dünya literatürüne kazandırmışlardır. Bu vesileyle kendisini de tebrik ediyorum. İki tane yeni kayıt da yoldadır. İnşallah yakın zamanda hem ülkemiz hem dünya makrofungal çeşitliliğine ilave edilecektir. Evet, kenani türü gene tabii Kenan Hoca hepimizin hocası olduğu için tür epiteti hocamızın ismi yaşasın diye kenani olarak verilmiştir. Bu vesileyle de İsmail Bey ve değerli arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Gene Konya Selçuk Üniversitesi'nden genç araştırıcılarımızdan doktor öğretim üyesi Sinan Alkan, Çorum yöresi makrofungusları adlı doktora tezinde 308 tür belirlemiş ve 14 tanesi yeni kayıt olarak ülkemiz makrofungus florasına ilave edilmiştir. Değerli Gelsettin hocamla beraber özellikle Mantar dergisinde çok ciddi katkıları olan bu genç araştırıcımız konuyla ilgili çalışmaları İç Anadolu bölgesi başta olmak üzere devam ettiğini görüyoruz. Gene doktora danışmanlığını yürüttüğüm genç araştırmacılarından doktora üyesi Cemil Sadullahoğlu, Oltu ve Narman Erzurum ilçelerinde yetişen makrofunguslar üzerinde taksonomik bir araştırma adlı doktora tezini 2022 yılında tamamlamış, 208 tür tespit etmiş ve bunların 10 tanesi ülkemiz makrofungal çeşitliliğine yeni kayıt olarak belirlenmiştir. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere taksonomik çalışmalarla ilgili çalışmalarına devam ettiğini görüyoruz. Doktor öğretim görevlisi Yasin Uzun, gene Yasin Bey de meslektaşlarımız için de en renkli simalardan bir tanesi olup özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen pezizales, yani askuslu mantarlar üzerindeki doktora teziyle 77 tane tür belirlemiş ve bu türlerden 14 tanesi yeni kayıt olarak ülkemiz biyoçeşitliliğine kazandırılmıştır. Tabii pezizales ordusu üyelerinin birçoğu çok küçük mantarlar olduğundan dolayı hassas ve çok dikkat gerektiren bir mantar grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle
Yasin Bey ile beraber özellikle bu Pezizales ordusu üyelerinin bizim fungal, makrofungal biyoçeşitliliğimizde sayısının gün geçtikçe arttığını görüyoruz. Çok kısa zamanda çok sayıda yayın yaparak makrofungal çeşitliliğimizin zenginleşmesine ciddi katkı sunan bu genç kardeşimize de bu özellikle Pezizales konusundaki çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını da diliyorum. Öğretim görevlisi Sedat Kesici, tabii biz şu anda güneşin doğduğu yerden sizlere sesleniyoruz. Yani Van, Tuşba, güneşin doğduğu yer. Tabii bulunduğumuz bölge itibariyle mevcut konu üzerindeki çalışmaları yapmak diğer bölgelere göre çok daha zahmet, çok daha güvenlik sorunları da beraberinde getiren bir bölgede bulunmamızla rağmen özellikle gençlerimiz bu konudaki her şeyi göze alarak Hakkari bölgesinde makrofungal çeşitliliğin belirlenmesi, tabii Hakkari bölgesinin kendine özgü bir coğrafyası, iklimi ve birçok mikroklimatik bölgeleri ve endemizm oranı yüksek olan bir bölge olduğundan dolayı Sedat Kesici doktora tez konusunda özellikle Çukurca ve Hakkari merkez ilçelerinde yetişen makromantarlar üzerinde bir araştırmayla devam etmektedir. Yasin Bey gibi özellikle Pezizales ordusu üyeleri üzerinde çok ciddi merakı olan ve bu konuda makrofungal çeşitliliğimizin zenginleşmesine ciddi katkı sunacak potansiyele sahip genç bir araştırıcı. Tabii doktora danışmanlığını biz yürüttüğümüz için, bunu bildiğim için buradan ifade etmekte yarar görüyorum. Gene Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi'nde özellikle doktor araştırma görevlisi Hayrünisa Sermenli Baş, Moşella cinsinin revizyonu adlı doktora teziyle 25 tür belirlemiş ve bunların 7'si yeni kayıt olarak görülmektedir. Tabii morhellalar söz konusu olduğu zaman dünyada özellikle ekonomik potansiyeli çok yüksek bir mantar grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yanlış hatırlamıyorsam ülkemizde şimdiye kadar 26 türü tespit edilmiş ve bu 26 türün Hayrünisa Baş tarafından tespit edilmesinin ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçi son zamanlarda kültüre alınma çalışmaları, başarıyla sonuçlanan morhellaların şimdiye kadarki talebi veya ihtiyaç doğal olarak yetişen mantarlardan karşılanıyordu. Tabii morhellalar askustu mantarlar olduklarından dolayı ülkemizde özellikle Akdeniz bölgesinden, Toroslardan, Kuzeydoğu Anadolu bölgesi ve Ege bölgesi başta olmak üzere çok ciddi bir şekilde aşırı ve bilinçsiz toplanan ve yayılış alanı her yıl daralan, belki böyle giderse önümüzdeki yıllarda artık parayla toplayıp parayla satmayı bir kenara, laboratuvarlarda incelenmek üzere deney materyali bulmada bile güçlük çekebileceğimiz çok önemli bir potansiyelimiz. Özellikle Hayrünisa Baş'ın morşellalar üzerindeki revizyonunu bu konudan dolayı ben ciddi bir şekilde önemsiyorum. Sadece morhellalar değil, makrofungal çeşit sistematik üzerinde de çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Söz konusu morhellalar olunca belki önümüzdeki programlarda değerli meslektaşlarımız özel olarak bu konu üzerinde ciddi bir şekilde duracaklardır ama ben buradan birkaç kelime daha söylemeden izninizle geçmeyeceğim. Özellikle bugün Avrupa'dan başta İsviçre ve Almanya olmak üzere sadece morhellaları, doğal yetişen morhellaları toplanmak üzere gelip Ege bölgesinde şirket kurduklarını görüyoruz. Aynen süt almak üzere güzden insanlara para dağıtılır ve bu paraların karşılığında İlkbahar aylarında
morhenaların toplanıp kendilerine teslim edilmesi talep edilir. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum. Bu aşırı ve bilinçsiz toplamanın önüne geçilmediği sürece bu önemli doğal biyolojik potansiyelimiz çok ciddi bir şekilde zarar görmekte, yayılış alanları daralmakta ve özellikle genç örneklerin toplanılmaması konusunda bu mantarların yoğun toplanıldığı bölgelerde şu anda olduğu gibi ciddi bir şekilde halkın bilinçlendirilmesi, nasıl toplanılması gerektiğini, nasıl korunması gerektiği noktasında halkın bilinçlendirilmesi, bilinçaltının oluşması için çok ciddi bir eğitime ihtiyaç duyulduğunu, bunu bu vesileyle sizin aracılığınızla tüm yetkililere seslenerek ifade etmek istiyorum. Çünkü öyle arazide bazen karşılaşıyoruz. Bazı aileler artık okul zamanı olmasına rağmen tüm çoluk çocuğunu toplayarak sabahtan akşama kadar işte yiyeceğini, içeceğini alarak ormanlık alanlara üşüşmekte ve morşellaları aşırı ve bilinçsiz bir şekilde toplamaktadır. Genç örneklerin toplanmaması gerektiğini söylediğinizde de aynen şunu söylüyorlar. Hocam biz bunu toplamasak bizden sonra gelecek bir arkadaş zaten toplayacak. Dolayısıyla ben özellikle Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde bu potansiyelin yayılış alanının günden güne daraldığını ve önümüz bu toplama, aşırı ve bilinçsiz toplama bu şekilde devam ettiği sürece bu önemli potansiyelimizin yok olmayla yüz yüze kalacağıyla ilgili ciddi endişelerimi burada ifade etmekte yarar görüyorum. Tabii tabiatta tüm dengeler birbiriyle bağlıdır. Morhellalar veya mantarlar bitkilerle mikorizal adını verdiğimiz bir ilişki içerisindedirler. İnşallah mikorize ile ilgili önemli ayrı bir başlık halinde bir hocamızı misafir edersiniz. Mikorize ile ilgili bize güncel konularda gerekli bilgileri verir. Çiçekli bitkilerin yaklaşık %95'i mantarlarla mikorizal ilişki içindedirler. Siz bir potansiyeli aşırı ve bilinçsiz bir şekilde topladığınızda, yok ettiğinizde onunla beraber hayatını devam ettiren diğer biyolojik çeşitliliğe de zarar vermiş oluyorsunuz. Özellikle morhellalar geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlarla mikorizal ilişki içinde olan bir mantar grubu. Doktor Hakan Işık özellikle Yozgat yöresinde yetişen makrofungusların üzerindeki taksonomik çalışmayla 2003 tane takson belirleyerek bunların dördünün yeni kayıt olarak biyolojik çeşitliliğimizin, makrofungal biyolojik çeşitliliğimizin zenginleştirilmesine katkı sunan genç araştırıcımızın konuyla ilgili araştırmaları ve moleküler taksonomi ile ilgili çalışmalarına devam ettiklerini görüyoruz. Şimdi buraya kadar aslında aktif bir şekilde Türkiye'nin makromantar çeşitliliğinin belirlemesine katkı sunan değerli araştırmacılar hakkında özetle bilgi vermeye çalıştım. Tabii bir de direkt bu konuyla ilgili değil ama bu konuya da ilgisi olup ciddi bir şekilde katkı sunan çok sayıda değerli meslektaşımızın olduğunu görüyoruz ki siz zaten bu Mantar Akademisi'nin işte Profesör Doktor Aysun Pekşen hocamızla beraber gerçekleştirdiğinizi ifade etmiştiniz. Profesör Doktor Ahmet Asan hocamız, Profesör Doktor Muhsin Konuk, Aysun Pekşen, Profesör Doktor Abdülnasır Yıldız, Profesör Doktor Faruk Selçuk, Profesör Doktor Mustafa Yamaç, Profesör Doktor Fatih Kalyoncu, Profesör Doktor Afife Mat, Doçent Doktor Erbil Kalmış, Doçent Doktor Hatıra Taşkın. Her ne kadar direkt konuları mantar, makrofungal çeşitlilik olmamakla beraber bugün saymış olduğumuz 2550 türün oluşmasında ciddi emekleri ve katkıları olan değerli hocalarımız
Bunları da buradan anmadan geçmemiz mümkün değildir. Profesör Doktor Ahmet Hasan hocamız özellikle Marmara bölgesinde, Muhsin Konuk hocamız Karadeniz bölgesinde, Aysin hocamız başta Samsun olmak üzere, Profesör Doktor Abdülnasır Yıldız Diyarbakır ve Tunceli yöresinde, Fatih Selçuk hocamız da gene Türkiye'nin farklı bölgelerinde konuyla ilgili çalışmalarla bugün 2550 türün var olmasında, belirlenmesinde ciddi bir şekilde katkıları olmuştur. Doçent Doktor Hatıra Taşkın hocamızın da gene morhellalar üzerindeki moleküler taksonomi çalışmaları hızla devam etmektedir ve bunların sonuçlarında inşallah yeni morhella türlerinin makrofungal çeşitliliğimize kazandırılacağı ümidini burada tekrar ifade etmekte yarar görüyorum. Profesör Doktor Afife Mat, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde eczacı olan hocamız özellikle Türkiye'deki mantar zehirlenmeleri ve zehirli mantarlar konulu kitabıyla özellikle Türkiye'deki zehirli mantarların hangi türleri olduğu, renkli resimleriyle beraber tanıtımları, hangi sendroma neden oldukları, zehirli mantar bileşikleri, işte zehirli mantar zehirlenmelerinde tedavi ve tanı ve mantar zehirlenmeleriyle ilgili halk arasındaki yanlış inanışlarla ilgili ciddi bir katkı sunan bir esere editörlük yapması vesilesiyle, ayrıca özellikle Ganoderma lucidum üzerindeki yapmış olduğu tanıtıcı bilgilerle konuya ciddi bir şekilde katkı sunmuştur. Özellikle Türkiye'deki zehirli mantarlarla ilgili en değerli toplu kaynak Sayın Hocamızın editörlüğüyle, diğer hocalarımızın katkılarıyla bizlerin istifadesine sunulmuştur. Bu vesileyle kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii Türkiye'nin özellikle işte 1852 yılından başlayıp 2020 yılının Aralık ayının sonuna kadar Türkiye'de belirlenen makroskopik, mikroskopik tüm mantar türlerini içeren Türkiye Mantarları Listesi adında Nebahat Gökyiğit, Ali Nihat Gökyiğit Vakfı tarafından Nebahat Gökyiğit Botanik Bahçesi öncülüğünde derli toplu bir kitap haline getirilmiştir. Profesör Doktor Ertuğrul Sesli, Profesör Doktor Faruk Selçuk ve Profesör Doktor Ahmet Asan'ın öncülüğünde konuyla ilgili uzman olan tüm hocalarımızın, akademisyenlerimizin katkısıyla derli toplu bir kitapta toplanarak Türkçe isimleriyle beraber araştırıcıların veya mantar meraklılarının istifadesine sunulduğunu görüyoruz. Tabii bu kitapta da, ekranda da görüldüğü gibi Türkiye'de şimdiye kadar toplam alt tür ve varyete ile birlikte 5893 mantar taksonunun tespit edildiğini görüyoruz. Bunun yaklaşık 2550 türü Ascomycota ve Basidiomycota içerisinde yer alan makro mantarları içerdiklerini söyleyebiliriz. Tabii bu kitabın yayınlanmasıyla birlikte başta da ifade ettiğim gibi artık Türkiye'nin yenen zehirli odun tarifçisi, tıbbi ve ekonomik önemi olan mantar türlerinin de renkli resimleriyle beraber, deskripsiyonlarıyla, önemleriyle halkın anlayabileceği, öğrenebileceği bilimsel bir dil ve halkın anlayabileceği şekilde en kısa sürede kitaba dönüştürülmesi temennimi burada tekrar ifade etmek istiyorum. Evet, Türkiye Mantarları Listesi, merak eden arkadaşlar biraz önce reklam olmasın ama ifade ettiğim vakıftan temin edebilirler. Böylece özel olarak şimdiye kadar
Ülkemizin makrofungus çeşitliliği üzerinde şu anda mevcut olarak 11 profesör, 5 doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 1 doktor araştırma görevlisi, 1 doktor öğretim görevlisi, 1 öğretim görevlisi, 1 öğretmen doktorumuz ve sayılarını burada sayamadığım çok sayıda lisansüstü tezini bitirmiş veya tezleri devam eden birçok genç araştırmacı ile bu potansiyelimizin ortaya çıkarılması çalışmaları devam etmektedir. Çok sayıda bu genç araştırıcı olduğu için hep de böyle isimlerle bu gece karşınızda olduğum için onları da sayarak sizi fazla da sıkmak istemiyorum. Aslında işte resmi kayıtlara göre 1852'de başlayan 2020 sonunda Türkiye'nin mantarlar listesinde yer alan 2550 makrofungus türünün ülkemizde belirlenmesine katkı sunan değerli mikolog hocalarımızı, meslektaşlarımızı, genç araştırıcılarımızı burada özetle tanıtma imkanı bulabildik. Bu vesileyle buna emek eden hocalarımızın, meslektaşlarımızın isimlerinin bu vesileyle anılmasından dolayı ve bu fırsatı verdiğinden dolayı ben sizlere şahsım ve tüm meslektaşlarım adına teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii bu çalışmalar sonucunda artık şu noktaya gelmemiz gerekir. Mantarlar konusunda Türkiye'de yapılan çalışmalara baktığımızda ve çiçekli bitkilerle karşılaştırdığımızda aslında çalışmaların ne kadar az olduğunu da bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla bu konuda ki mevcut çalışmaların desteklenmesi, yeni çalışmalara yol açılması, çünkü hakikaten sistematik çalışmaları zor, büyük emek ve fedakarlık isteyen çalışmalardır. Bazen araziye çıkarsınız, akşama kadar başınız yerde veya bitki kalıntıları veya ağaçlar üzerinde gezersiniz ama akşam eli boş olarak dönebilirsiniz. Bazen iklim ve ekolojik şartlar uygun olmaz. Bir mevsimi tamamen geçirip bütün ümitlerinizi gelecek mevsime bağlamış olursunuz. Yani diğer biyolojik çeşitlilik çalışmalarıyla karşılaştırdığımızda zor materyal elde etmek, elde ettiğiniz materyali teşhis etmek için yeterli laboratuvar, kaynak imkanı henüz arzu edilen düzeyde değildir. Bundan dolayı bu konuda hakikaten emek veren insanların önünü açmak, çalışmaya teşvik etmek, merak eden, çalışmak isteyen insanlara da hep beraber yardımcı olmamız gerekir. Neden? Belki süremiz vardır. Birkaç cümle daha ifade etmek isterim izninizle. Bakın 1999 Amerika Kanser Enstitüsü, 2000 Japonya Kanser Enstitüsü, antikanser maddelerin elde edilmesinde temel biyolojik materyal mantar olarak seçilmiştir. Bugün insan sağlığı, insan beslenmesi açısından önemli bir biyolojik materyal olmakla birlikte özellikle ekolojik dengenin korunması, kainattaki karbon sirkülasyonunun oluşması, bitkilerin ihtiyaç duyduğu karbonun sağlanması aslında mantarlar ve bakteriler sayesinde gerçekleşmektedir. Yani ekolojik denge söz konusu olduğu zaman vazgeçilmeyen iki tane önemli canlı grubumuz vardır. Bunlardan birisi mantar, birisi mikroorganizmalar. Eğer bu iki canlının ayrıştırma özellikleri olmamış olsaydı, bugün kainat belki bir çöp yanından farklı bir şey olmamış olacaktı. Belki bizler de şu anda çok karşılıklı konuşma imkanına sahip olmayacaktık. Dolayısıyla bu önemli ekonomik,
potansiyeli olan, tıbbi potansiyeli olan, insan sağlığını, beslenmesini, güvenliğini etkileyen bu canlı grubunun potansiyelinin belirlenmesi, ortaya konulması ve ortaya konulduktan sonra da bunların tanıtılması, bilgi aktarımının sağlanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması temennisiyle ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ekranı başında bizi dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve ilk program olması hasebiyle de bundan sonraki programlara da temel olması açısından önemsiyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah sayenizde Antalya'dan başlayan bu güneş bizden doğar ama biz Mantar Akademisi'ni Antalya'dan başladık. Çok kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye'ye yayılması ve önümüzde yapılacak 2022 yılında bu vesileyle 2022 yılında yapılacak 3. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi'ne de Eylül 7-9 2002 tarihlerinde tüm merak edenleri, tüm meslektaşları Van'a bu vesileyle de davet ediyorum. 7-9 Eylül tarihleri arasında 3. Avrasya Mikoloji Kongresi'ni Van'da yapıyoruz. Sizleri, tüm dinleyicileri ve değerli hocalarımı ve meslektaşlarımı bu vesileyle de Eylül ayında Van'da görmek dileğiyle tekrar teşekkür ediyor. Tüm katılımcılara ve sizlere saygılarımı sunuyorum. Evet hocam, biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir giriş oldu Mantar Akademisi eğitim serimize bu akşam. Emeğinize sağlık hocam ve çok güzel de bir başlangıç oldu sayenizde. Teşekkür ediyoruz. Bundan sonra dersimiz hocam soru cevap bölümümüzle devam edecek. Arkadaşlar sorun var etiketiyle sorularınızı paylaşabilirsiniz. 2 dakika ara verebilir miyiz? 5 dakika. Evet hocam, ben bir açıklamalarımı yapana kadar siz bu arada biraz dinlenebilirsiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, sorun var etiketiyle sorularınızı paylaşabileceğiniz linkimizi dediğim gibi göndermişim. Tekrar göndereceğim az sonra. Bu arada arkadaşlar soru cevap bölümümüzden sonra 5 soruluk bir quizimiz olacak. Quizimiz için akıllı telefonlarınızda ya da bilgisayarınızda Telegram uygulaması yüklemeniz ve yine az sonra linkini paylaşacağım test tarlası grubuna gelmeniz gerekiyor. Hep birlikte dersimizi takip edeceğiz ve WhatsApp gruplarımıza gelen yönergeleri kaçırmayalım diyorum. 5 soruluk quizimizde 5 dakika sürüyor arkadaşlar ve hocamızın bu akşam anlattığı konuyla ilgili sorular oluyor. Ben de ekran paylaşımı yapıyorum zaten quizimiz sırasında. Hep birlikte testi takip ediyoruz ve sorularımızı, cevaplarımızı birlikte değerlendirmiş oluyoruz. Hocamız gelene kadar ben hemen müdürümüze bir söz vermek istiyorum. Müdürüm, ilk dersimizi hocamız anlattı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, tabii çok teşekkür ediyorum ben değerli hocama. Tabii soru cevap bölümünde aslında ara vermiyorduk. Hocam bunları da hatırlatalım ya da ona göre planlamamızı yapalım. Evet, çok keyif aldım ben. Ülkemizde belki hocam en son belirtti. Sayısının az olduğunu söyledi ama yine de oldukça fazla sayıda da hocamız bu konuda var. Tabii ben şimdi Twitter'dan sorulara da bakıyorum. Arkadaşlarımız yani hocalarımıza da bazen belki serzenişte bulunabiliyor. Arkadaşlar biz pandemiyle birlikte bu Antalya Tarım Online Eğitim serisini aslında başlattık. Yani 2020 Mayıs ayından beri biz bu eğitimleri kesintisiz sürdürüyoruz. Bu tabii evrilerek devam eden bir eğitim süreci oldu. Bizim burada asıl yapmaya çalıştığımız şey zaten akademiyle
yani üniversitelerle vatandaşımızı buluşturmak oldu. Maalesef bu konu Türkiye'de belki en çok eleştirilen konular arasında yer alıyor. Akademinin halka ulaşmasındaki sıkıntılardan bahsediliyor. Biz de böyle bir eğitim modeli geliştirdik. Bu modelle birlikte de bugüne kadar YouTube kanalımızda şu anda 600'ün üzerinde eğitimimiz var. Türkiye'nin 100'den fazla üniversitesinden birçok konuda akademisyenlerimiz, araştırma enstitülerinden araştırmacılarımız bu eğitimleri verdi. Hakikaten biz bu köprüyü sağlıyoruz. Yani bardağın ne tarafından baktığınıza bağlı arkadaşlar. Yani burada şimdi biz yani belki daha önce yapılsa iyi olabilirdi bazı şeyler ama Çinlilerin bir atasözünü ben hatırlatmak istiyorum. Bir Çinli bilge fidan dikerken şunu söylüyor. Bu fidanı dikmek için en iyi zaman 20 yıl önceydi. Evet, ben bu fidanı 20 yıl önce diksem bugün meyvesini alırım. Ama bu fidanı dikmek için en iyi ikinci zaman şimdi. Diyor, biz de mantar akademisini yapmak için ve yine bütün bu akademileri yapmak için, Antalya Tarım Online'ı yapmak için en iyi zamandayız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın çok sayıda sorusu var. Hocama da teşekkürler. Ben de soruları dinleyeceğim. Teşekkür ediyorum Gülüm. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben hemen sorularımızla başlamak istiyorum hocam. Makro mantar çalışmaları neden önemlidir hocam? Ve makro mantar çalışmaları ile ülkemiz neler elde edebilir? Şimdi sunumun ilk başında demiştim ki bir ülkenin sahip olduğu biyolojik çeşitlilik bilinmeden söz konusu çeşitlilikten yararlanma şekli ve miktarı konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapılamaz. Önemli biyolojik çeşitliğimizin önemli bileşenlerinden birisi olan makro mantarların yenilebilirlik, zehirli, ekonomik önemi ve bir kısmı da odun tarifçisi türleri içermektedir. Dolayısıyla biz makro mantarları belirleyerek bir, biyolojik çeşitliliğimizi ortaya koyuyoruz. Bu biyolojik çeşitlilik içerisindeki makro mantarlardan ekonomik, tıbbi ve bunların zararlarından nasıl korunabiliriz'i beraberinde getiriyoruz. Tabii sistematik çalışmaları özellikle türü belirler. Türü belirledikten sonra ilgili disiplinler arası çalışmalara da materyal sağlar. Bir mantarın farmakolojik özelliklerini ortaya koyabilmek için öncelikle o mantarı tanımamız, bilmemiz, hani bugün TC kimlik numarasıyla sisteme girdiğimizde kişiler hakkındaki tüm bilgileri e-devlet üzerinden çok rahat bir şekilde elde edebiliyoruz. Aynı şekilde sistematik çalışmaları da aslında türü belirler, türün özelliklerini ortaya koyar. Daha sonra ekonomik potansiyeli, yenilebilirlik durumu, zehirlenme durumu ve türün fayda ve zararlarını ortaya koymada önemli bir rol oynar. Bakın çok güzel bir sloganınız var. Gelecek tarımda. Bugün teknolojinin belki de maksimum seviyede teknolojinin bütün imkanlarını hep beraber kullanıyoruz, yaşıyoruz, bundan yararlanıyoruz. Ama tüm canlıları öncelikle beslemek, besin ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız. Eğer besin ve besine ulaşmada sorun varsa bir noktadan sonra bu teknolojinin hiçbir anlamı ve önemi olmayacaktır. Dolayısıyla makro mantar çalışmaları ve özellikle son yıllardaki mantarların besin içerikleri açısından da ne derece önemli olduklarını artık hepimiz biliyoruz. İşte protein ve vitamin içerikleri, işte baklagiller hariç tüm sebzelerle eşdeğer. Hatta ben çok girmek istemiyorum ama bazı bölgelerimizde mantarı etle eşdeğer tutulur. Yani çok böyle etnomikolojiye girmek istemiyorum ama çünkü ileriki konularda hocalarımız anlatacaklar. Etle eşdeğerdir. Bugünkü şartlarda
Bence artık etin yerine belki de mantar tutuyor olacaktır. Çünkü artık ulaşması kolay. Hem ekonomik, yağ ve karbonhidrat oranı düşük. Artık mantarlar birçok resmi hastanede diyet yemeği içerisinde yer almaktadır. Ve biraz önce özellikle ilk antibiyotiğin mantardan olduğunu da burada söylemekte yarar görüyorum. Yani biz bu makro mantarlardan azami ölçüde istifade edebilmemiz, zararlarından mümkün olduğunca korunabilmemiz için öncelikli olarak onları tanımamız ve tanıtmamız da geçer. Bu da ancak yapılacak sistematik çalışmaları sonucunda belirlenebilir. Gelecek tarımda ama gelecek biyoçeşitlilikte. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet hocam, ülkemizde yapılan makro mantar çalışmaları sizce yeterli midir? Ülkemizin bu konuda daha iyi bir noktaya gelmesi için sizce neler yapılmalıdır? Tabii bu akşama sabaha yapılacak bir iş değil. Ülkemizde makro mantarlarla ilgili çalışmalarla ilgili son yıllarda ciddi bir ivme kazandığını görüyoruz. Ama mevcut ivme halen makro mantar çeşitliğinin belirlenmesinin için yeteri bir seviyeye gelmediğini de çok açık bir şekilde söylüyoruz. Çünkü konuyla ilgili uzman sayısı biraz önce de ifade ettiğim gibi çiçekli bitkilerle karşılaştırıldığında oldukça az. Bir de tabii sistematik çalışmaları zaman ve emek isteyen işler. Yani siz mantar mevsiminde arazi çalışmaları yaparak bunları elde edebilirsiniz. Bir de mantarlar çiçekli bitkiler gibi uzaktan algılanabilecek, uzaktan görünebilecek değillerdir. Birçoğu 0,5 milimle 1 santim veya daha küçük. Ancak kafanızı toprağa, bitki kalıntıları üzerine veya ağaçlar üzerinde çok ciddi bir şekilde adım adım ilerleyerek mantar bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu konuda mevcut çalışmalara ilaveten bu zor kervana yeni genç araştırıcılarımızı da katarak inşallah önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde arzu edilen seviyeye bu çalışmaların geleceğini biz tahmin ediyoruz. Bir ivme var, ivme devam ediyor ama bu ivme 10-15 yıl içerisinde belki de arzu edilen seviyeye gelmiş olacaktır. Çünkü mantar sistematiği de yeni olduğu için sistematik değişken sürekli değişiyor. Birçok grubunun henüz sistematikteki yeri tam belli değil. Birçok topladığımız örnekleri, tüm araştırıcılarımız da bize katılırlar. Birçok topladığımız örneği henüz tam olarak teşhis etmiş edemiyoruz. Örneğin bizim Van Fungarium'unda şu anda 15 binin üzerinde mantar örneğimiz var. Tabii bunların hangi emeklerle toplandığını ancak toplayanlar bilir. Bu 15 bin örneğin çoğu henüz teşhis edilememiş durumdadır. Dolayısıyla Türkiye'deki makrofungal çeşitliliğin belirlenmesiyle ilgili çalışmaların arzu edilen seviyeye ulaşması için en az bir 10 yıllık bir sürece daha ihtiyaç olduğunu ben ifade etmek istiyorum. Tabii bu çalışmalar bitmeyecektir. Biz var oldukça, kainat var oldukça biyoçeşitlilik bitmeyecektir. Biyoçeşitlilik üzerindeki çalışmalar da kıyamete kadar devam etmiş olacaktır. Neden bunu söylüyorum? Bizim şu anda mevcut belirlenen tür sayımızla Avrupa'yı karşılaştırdığımızda yaklaşık 1/8'lik bir rakam karşımıza çıkıyor. Ama çiçekli bitki florasını karşılaştırdığımızda yaklaşık 12 bin civarında türle biz Avrupa ile eşdeğer bir rakama sahibiz. O zaman şuraya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla çiçekli bitki floramızla Avrupa bitki florası kıtanın tamamı için söylüyorum. Eşdeğerse makrofungus tür çeşitliliği de buna yakın rakamlar olabilir diye söylüyoruz. İnşallah gün geçtikçe tür sayımız artacak, artmaya devam edecek. Ben emek etmiş, emek edenlere şimdiden teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir biyoçeşitlilik kaynağımız. Hiçbir masraf gerektirmeden kendiliğinden yetişen
bu protein ve vitamin kaynağından en iyi şekilde yararlanmak ancak bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. Özetle söyleyeyim. Teşekkür ediyoruz hocam. Ahmet Selam Küçük sormuş hocam. Makro mantar araştırmalarına neden geç başlandığı noktasında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Şimdi makro mantar araştırmalarına neden geç başlandı? Belki de haklıdır. Türkiye'de baktığınızda aşağı yukarı 1960'lı yıllardan sonra özellikle yerli araştırıcılar tarafından çalışmalar başlanmış. Tabii bir konuya çalışmak için sizi o konuda yönlendirecek bilgi altyapısı olan, tecrübesi olan danışmanlara ihtiyaç duyarsınız. Türkiye'de de 1960'lı yıllara kadar özellikle yabancı araştırıcılar birçok çalışma yapmış ama onlar da belki günübirlik, belki çeşitli görevler aracılığıyla gelmiş, o süre içerisinde toplamış olduğu mantarları değerlendirerek yayınlamışlardır. Ama özellikle 1960'lı yıllara kadar da mantarlar özellikle tohumsuz bitkilerin bir bölümü olarak incelenip ele alınıyordu. Ve çok da aslında ülkemizde gündemde olan bir konu olarak da gelmemiş. Hep çiçekli bitkilerin gölgesinde kalmış. Ama özellikle dünyadaki mantarlar üzerindeki trend işte 1960'lı yıllarda konunun uzmanı olmayan o değerli hocalarımız bunun önemini kavrayarak başlamışlar ve onlarla birlikte de artık doktora da uzmanlaşmış hocalarımızın olmasıyla bugün bu konuda ciddi bir şekilde hız kazanmış ve izme kazanmıştır. Artık geçmişte neden bu çalışmalar olmadan ziyade bugünden itibaren bu çalışmaları daha çok nasıl hızlandırabiliriz üzerinde bence enerji harcamamızın çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Katılımcımızın ikinci sorusu da bir mantarın gözle görülebilir, elle tutulabilir olmasındaki sınır nedir? Minimum şu kadar boyutlarda olması gerekir diyebildiğiniz bir ebatı var mıdır? Yani gözün görebileceği, beş duyu organın algılayabileceği bir görüntü varsa bizim için elle tutulabilen, gözle görülebilendir. 0.1-0.2 milimetreye kadar ancak büyüteçle görebileceğimiz mantarlar da vardır. Buradaki elle tutulabilen, gözle görülebilen şudur. Mikroskop veya büyüteç gibi araçlar kullanmadan duyu organlarımızla varlığını görebildiğimiz ve hissettiğimiz ölçü bizim için elle tutulabilen, gözle görülebilendir. Teşekkür ediyoruz hocam. Mustafa Babıroğlu sormuş hocam. Hocama değerli bilgileri için teşekkürler. Sorum şu olacak. Türkiye'de yetiştirilen en pahalı mantar çeşidi nedir? Nerede yetişir? Ekonomisi nasıldır? Bu çeşidin geliştirilmesi için çalışmalar var mıdır? Sizlere de yine güzel bir eğitime öncülük ettiğiniz için teşekkür ederim demiş. Evet Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Aslında güzel bir konuya değinmiş. Tabii hem ülkemiz hem de dünya trendlerine baktığımızda aslında en pahalı mantarların biraz önce de ifade ettiğimiz gibi truflar, terfeziya ve tuber ve terfeziyalarla birlikte özellikle dünya mantar piyasasına baktığımızda artık Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus, Dentinus edodes gibi türlerin bütün dünyada endüstriyel amaçlı yetiştirdiklerini görüyoruz. Türkiye'de bildiğim kadarıyla ileriki konularda kültür mantarcılığı ile ilgili hocalarımız, değerli akademisyenlerimiz bu konuda detaylı bilgi vereceklerdir ama şu anda en pahalı mantar, ölümsüzlük mantarı olarak ifade ettiğimiz Ganoderma lucidum, Denizli'de yetiştirildiğini biliyorum. Ama bunun da aynen Agaricus bisporus'un Korkuteli'nde yetiştiği gibi belli bölgelerde yoğunlaşarak hem yurt içi piyasaya hem de yurt dışına ihraç edilmesi günlerini inşallah hep beraber görmüş oluruz. Ganoderma lucidum da zaten arkanızda atnalı şeklinde kırmızı reiş olarak görünüyor. Çünkü birçok kullanım alanı mevcuttur. Artık bugün kahvesinden tutun birçok alanda Ganoderma kullanılıyor. Şu anda özellikle Denizli yöresinde terfeziya ve tuberler de yetiştiriliyor. Ama boyutu
ve potansiyeli nedir? Onunla ilgili net bilgim olmadığı için de yanlış bilgi vermeme adına yorum yapmak istemiyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Doğal mantarlar hesabı sormuş. Takson ve tür arasında fark nedir? Bazen anlatırken misal 10 tür deniyor, bazen 10 takson. Takson şudur, bir kategoriye girebilecek şekilde diğer taksonomik kategorilerden ayırt edici bir özellik taşıyorsa biz ona takson diyoruz. Örneğin 7 tane temel taksonomik kategorimiz var. İşte alemden türe kadar, alem, bölüm, sınıf, ordo, familia, cins ve tür. Tür ise temel özellikleri bakımından birbirine benzeyen, çiftleştiklerinde verimli döller verebilen fertler topluluğu. Ama biyolojik tür vardır, bugün en çok kabul gören. Döl verebilen ekolojik bir birim, genetik bir birim olması lazım. Daha anlaşılır bir şekilde söyleyeyim. Tür, Agaricus campestris'e kadar olan türdür. Agaricus campestris, varietes squamosus dediğimiz zaman taksondur. Tür altı kategorileri veya tür üstü kategorileri içeriyorsa takson, tür içeriyorsa türdür. Sanıyorum anlaşıldı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok fazla tanım var ama bugün genel kabul gören biyolojik tür tanımıdır. Onun da üç tane temel özelliği vardır. Ekolojik bir birimdir, döl verebilen bir birimdir, genetik bir birimdir deniliyor. Devam edelim hocam. Gezen tavuk hesabı sormuş hocam. Hocam bir bölgede tür belirleme ile dünya literatürüne yeni tür kazandırma arasındaki temel ayrımlar nelerdir? Bir daha söyler misiniz lütfen? Bir bölgede tür belirleme ile dünya literatürüne yeni tür kazandırma arasındaki temel ayrımlar nelerdir? Evet, teşekkür ediyorum soruyu soran değerli dinleyicimize. Şimdi biz sistematik veya taksonomik çalışmaları yaparken daha çok hiç çalışılmamış veya çalışma yapılmış ama yeterince yeteri görmediğimiz bölgelerde çalışma yaparız. Örneğin işte Antalya yöresinin makrofungusları. Antalya yöresinin makrofunguslarını çalışmadan önce Antalya yöresinde daha önce benzer bir çalışmanın yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise hangi türler belirlenmiş ve bu türler mevcut bitki örtüsüyle karşılaştırarak mevcut potansiyeli temsil edip etmediğini, etmiyorsa belli bir coğrafik bölgeyi sınırlandıracak şekilde taksonomik çalışma veya revizyonik çalışma yaparız. Şimdi belli bir bölgenin türü nedir? Belli bir bölgede yapmış olduğunuz taksonomik çalışma sonucunda o bölgede daha önce hiç belirlenmemiş türler varsa o bölge için yeni kayıttır. Eğer o bölgede tespit ettiğiniz tür veya takson Türkiye genelinde daha önce hiç belirlenmemişse Türkiye için yeni kayıttır. Eğer söz konusu tür daha önce tüm dünyada tespit edilmemişse türün detaylı moleküler taksonomisini, deskripsiyonunu çıkararak daha önce o grup türlerle yani benzer veya yakın farklı türlerle karşılaştırmasını yaparsınız. Eğer yayınlanmamışsa o türü dünya için yeni kayıt olarak yayınlamış olursunuz. Tabii yeni kayıt, dünya için yeni kayıt türlerin yayınlanması için de kriterler var. Vaktiniz varsa onları da sırayla sayalım. Teşekkür ediyorum hocam. Sabahına tutacaksınız herhalde, öyle görünüyor. Hocam, katılımcılarımız gerçekten güzel sorular göndermişler. Aktarmaya devam ediyorum. Sadece onur hesabı sormuş. Türkiye'de makromantarlar ile ilgili çalışmalara örnek verilecek amatör çalışmalar var mıdır? Mikroloji bilimine katkı sağlamak için akademik eğitim almamış kişiler neler yapabilir? Şimdi mikroloji altyapısı olmayan veya mikroloji eğitimi almamış insanların makrofungus çeşitliliği üzerinde çalışma yapmasını biz doğru bulmadığımızı biraz önce de ifade ettik. Hele hele bu bir
tadını, kokusunu veya merak tatmin etmek için yapılıyorsa, bunun sonuçları bazen arzu ettiğimiz şekilde olmayabilir. İyi bir mikoloji eğitimi almamış insanların sistematik veya taksonomik çalışma yapmalarını engellemek bizim görevimiz olmamakla birlikte, bu çalışmaların sağlıklı sonuçlarının olmayacağını ifade ediyoruz. Biraz önce de ifade ettim. Merak, bu konuyu merak edenler varsa, bu konuyla ilgili eğitim alıp havuzunu doldurmak isteyenler varsa, mutlaka ve mutlaka konuyla ilgili uzmanlardan destek almalarını, uzmanlardan yardım almalarını, bu konuda ben ve bütün meslektaşlarım adına söylüyorum. Çünkü hepsine güveniyorum. Bize müracaat edildiğinde veya talep edildiğinde biz bu arkadaşlara elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar yardımcı olacağımızı buradan deklare ediyoruz. Ancak şunu da ayırt etmek lazım. Bir insan bir işi yaparken mesleği için mi yapıyor? Yoksa güncel bir konuda menfaat sağlamak için mi yapıyor noktasına özellikle mantar eğitimi almak isteyenlerin üzerinde ciddi bir şekilde düşünmesi gereken bir konudur. Biraz önce söyledim. Bazen dokunduğunuzda, tattığınızda, yediğinizde ikinci bir kez bir şeye dokunma, yeme şansınız da olmayabilir. Böyle de bir dezavantajı var. O zaman bir, mantarla ilgili eğitim almak istiyorsak, bu konuda merakımız varsa, merakımızı gidermek istiyorsak, gelecekte bu konuda tecrübe edinmek istiyorsak, mutlaka konunun uzmanlarıyla yola çıkmak, onlardan yardım almanın en doğru yol olduğunu söylüyoruz. Ama bu işten sırf menfaat kazanmak için yola çıkan insanlara da prim vermememiz gerekir. Çünkü bu bizim sağlığımız ve güvenliğimiz için çok ciddi risk oluşturduğunu söyleyebilirim. Hocam, amatör mantarcılardan yurttaş bilgin olabilir mi? Dünyada gelişen bir trend. Yani şöyle, amatör mantarcılık neyi ifade eder? Aslında ona bakmak lazım. Yani şu anda arkadaşlarımız da kurs alıyorlar. Şu anda bizleri dinliyorlar. Diyelim ki işte Şubat ayı sonuna kadar bu kurs alacaklardır. Eğer bu kurslar sonucunda ben artık bir elime bir mantar geldiğinde bunu ciddi bir şekilde teşhis edebilirim. Ayırt edici, birleştirici özelliklerini ortaya koyabilirim. Ve kendi kişisel merakı ve çabası sonucunda ciddi bir şekilde eğitim almış, yenen ve zehirli mantarları, gerçi öyle yenen ve zehirli mantarları birbirinden ayırt etmek için çok ayırt edici arazide özelliklerimiz olmamakla birlikte bunları yeterince aldığını ispatlayacak bilgi birikimi, altyapısı varsa onlara sözümüz yoktur. Ama yenen ve zehirli mantarlar aynı yerde birlikte yaşarlar. Bazen de birbirlerine çok benzerler. Peki bir yanlışlık olduğunda bunun hesabını kim verebilir? Eğer bu hesabı verebilecek kanuni vicdani mevzuata uygun bir sorumluluk taşıyorsa buyursunlar amatör kardeşlerimizle beraber yollarını devam etsinler. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyorum hemen. Ben Muşmula Gamze hesabı sormuş. Hocam, hobi amaçlı olarak evimde mantar yetiştiriciliği yapabilir miyim? Elbette ki. Gerekli şartları sağladıktan sonra her yerde mantar yetiştirebilirsiniz. Hocam, devam ediyorum. Doğal mantarlar hesabı sormuş. Türkiye'deki makro mantarlar ile araştırma yapan kaç üniversite var? Yani şu anda Türkiye'de makro mantarlarla ilgili yoğun bir şekilde araştırma yapan üniversiteleri ben size sayayım. 1- Konya Selçuk Üniversitesi, 2- Van 100. Üniversitesi, 3- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi. Ondan sonra Gazi Osman Paşa Üniversitesi. Tabi isimler hemen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, aklıma gelenleri sayıyorum. İşte Dicle Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi. Ondan sonra tabi aktif bir şekilde bu konulara katkı sunan üniversiteleri, yani uzmanlık eğitimini, doktora uzmanlığını yapmış üniversiteleri, bu olayı söyledik. Aklıma gelen bunlar. Birçok üniversitemizde halen daha mantar üzerinde çalışan uzman akademisyenlerin olmadığını da buradan ifade etmekte yarar var. Teşekkür ederiz hocam. Kemal Sazakov sormuş. Hocam, engin bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Mantar nasıl doğa koşullarında yetişir? Çöl mantarı var mı? Deniz ya da su altı mantarı var mı? Kutuplarda veya dağ zirvelerinde soğuk hava şartlarında dayanıklı mantar var mı? Ve benzeri demiş. Şimdiden tabii teşekkür ederim. Ben arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Şöyle bir ifade kullanayım. Kainatta herhangi bir yaşamı barındırıp mantarlar tarafından kullanılmayan hiçbir habitat yoktur. Sineğin ışığa üşüştüğü gibi mantarlar ormanlık alanlara üşüşürler ama çöllerde, okyanuslarda, her yerde mantara rastlamak mümkündür. Kainatta herhangi bir yaşamı barındırıp mantarlar tarafından kullanılmayan hiçbir habitat yoktur. Üzerine oturduğumuz koltuk, dirseğimizi temas ettiğimiz masadan tutun, üzerine giydiğimiz elbiselerden, vücut yüzeyimizden, iç organlarımızdan, çöllerin tepesine kadar her yerde mantar olasıdır. Ekstrem ekolojik şartlar söz konusu olmadıkça. Yaşam bulgusu varsa mantar vardır. Herhalde yeterli oldu. Teşekkür ediyoruz hocam. Seda Hanım sormuş. Hocam, mantar konusunu araştırmak ve biyoçeşitliliğe katkıda bulunmak için hangi bilim dalında eğitim almalıyız? Yani mantar konusunda bir merak varsa, katkı varsa mutlaka öncelikli olarak mikoloji konusunda eğitim almasını biz tavsiye ederiz. Yine devam ediyorum hemen hocam. Cevat Güneş sormuş, ülkemizde mantarlar ile ilgili genel bir mevzuat, düzenleme var mı? Mantar toplanmasına yönelik bir kanun veya mevzuat var mı? Mantarların türlerinin korunması ve idamesi için bir çalışma var mıdır? Yani bildiğim kadarıyla henüz kırmızı listede veya nesli tükenmekte olan red tide dediğimiz listelerde sanıyorum 3 türümüz var. Ama daha çok bu çiçekli bitkilerle ilgili mevzuatlar var. Ama mantarla ilgili kısıtlayıcı, önleyici bir mevzuatın olmadığını biliyorum. İnşallah ben yanılıyorumdur. Teşekkür ediyoruz hocam. Hemen devam ediyorum. B. Songül hesabı sormuş. Ülkemizdeki taksonomik çalışmalarda farklı türler morfoloji temelinde mi, DNA analiziyle mi belirleniyor? Şimdi mantarlarda morfoloji aslında örneğin renk. Mantarların taksonomisinde çok ayırt edici karakteristik ve özellik değildir. Çünkü farklı iklim ekolojik şartlarda aynı türün bile renkleri birbirinden farklı olabilir. Russula cyanoxanta diyoruz. Beyazdan siyaha kadar değişebilen renklerde. Bir de mantarların tabii bünyesinin büyük bir kısmı su. İşte %70 ile 98 arası diyoruz bazen. Dolayısıyla renk mantarların taksonomisinde ayırt edici bir özellik olmamakla beraber mantarların taksonomisi daha çok eşeysel sporların bulunduğu, içinde veya üzerinde bulunduğu eşey organları, spor şekilleri, sistit yapılarına dayanarak ayırt edilir. Tabii morfolojide şapkanın yapısı, şapkanın altındaki işte lamellerin varsa şapkalıysa, tüplerin, dişlerin yapısı,
Askustu mantarların morfolojik yapısı, türlerin ayrımında ayırt edici karakteristik özellik olmakla birlikte morfolojik yapı tek başına ayırt edici bir yapı asla değildir. Eşeysel sporların bulunduğu şekli, yapısı, sistitlerin varlığı, parafizlerin durumu vesaire gibi ama mantarlarda özellikle renk, morfolojik yapı kesinlikle ayırt edici bir özellik, kesin ayırt edici bir özellik değildir. Renk, koku, tat bunlar örneğin hebelomalarda koku çok ayırt edici bir özelliktir. Arazide mantar topladığınızda eğer kokuyu net bir şekilde ayırt etmediyseniz teşhiste yanılabilirsiniz. Sap üzerinde anlulusun varlığı. Çünkü mantar kuruduğu zaman %80-90'ı gidiyor. Çok iyi bir fotoğraf almamışsanız. Anulus var mı yok mu? Cortinarius'larda Cortina'nın varlığı. İşte Amanita ve Volvariesa'da Volva'nın olup olmadığı. Morfolojik yapı teşhiste ayırt edici özelliktir. Ama kesin ayırt edici özellik son zamanlarda özellikle moleküler taksonomiyle beraber daha çok eşeysel sporların yapısına dayandırılmaktadır diyebiliriz. Teşekkür ederiz hocam. Filiz Ferah sormuş. Doğada bir mantar türü oluşum süresi var mı? Ya da belli bir zaman içinde değişime uğruyorlar mı? Türler daha da artmaya devam edecek mi? Bu türlere dünyayı bekleyen iklim krizinin etkisi hangi yönlerde olur? İsterseniz bölerek sorabilirim hocam soruları. İlk cümlenizi tekrar okuyun lütfen. Doğada bir mantar türü oluşum süresi var mı? Tabii her canlının bir oluşum süreci vardır. Bu her canlının bir işte dönlenmiş yumurtadan, embriyodan ergin bir birey olana kadar bir değişim dönüşüm ve her canlının bir yaşam canlılık söz konusuysa mutlaka bir yaşam döngüsü vardır. Şimdi mantarlar için genellikle şöyle denilir. Çabuk büyüyen ve hayat döngüsünü tamamlayan bir canlı gibi görürüz biz mantarları. Tabii mantarların hayat döngülerini sadece toprak üstü kısımlarıyla değerlendirmek doğru değildir. Bir, mantarın üzerinde yaşamış olduğu toprak altı ve gözle elle tutabildiğimiz vejetatif yapı. Ama mantarlar özellikle ekolojik çevre şartları ve iklimsel özellikleri diğer canlılarla belki kıyasladığımızda daha hassas canlılar olarak karşımıza çıkarlar. Örneğin 0 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarla makroskopik mantarlar için söylüyorum. 0 santigrat derece ile 30 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklarda görülmeleri veya vejetatif yapılarıyla karşılaşmaları çok olası değildir. 1. Eğer %70'in altında bir nem varsa bu vejetatif yapının gelişmesi için ket vurucudur. Dünyadaki iklim değişikliği belki de en çok etkilediği fungal biyolojik çeşitlerin başında gene mantar gelmektedir. Türkiye'de de baktığımızda son 2-3 yıldır gerçekten popülasyonda çok ciddi bir şekilde azalma olduğunu görüyoruz. Bunu bazen meslektaşlarımızla da istişare ediyoruz. Yani ekolojik veya çevre şartlarına baktığımızda mantarın olması gerektiği zaman diliminde araziye çıktığınızda ya beklediğiniz kadar örnek bulamıyorsunuz ya hiç bulamıyorsunuz ya da popülasyonda ciddi bir şekilde azalma olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bitki örtüsünün tahribi, iklim değişikliği, dolayısıyla mantar çeşitliliğinde haliyle olumsuz yönde etkilemektedir. Ama son birkaç yıldır Türkiye genelinde bu potansiyelin de ciddi bir şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz. Doğada her zaman yeni bir mantar türüyle karşılaşmak hep olasıdır, olmaya devam edecektir. Teşekkür ediyoruz hocam. Bu türlere dünyayı bekleyen iklim krizinin etkisi hangi yönlerde olabilir? Bir devam edelim. Şimdi tabiatta bir denge vardır. Canlı cansız arasında bir denge vardır. Canlılar arasında da bir denge, bir oluşum vardır. İnsanoğlu bu dengeye müdahale ettiği sürece
tür çeşitliliğin fazlalığı değil, affedersiniz, her zaman azalacağı yönünde bir kanaat mevcuttur. Çünkü önümüzdeki 100 yıl içerisinde okyanuslardaki karbon miktarının 1,5-2 katına çıktığını öngörülüyor. Eğer bu karbon miktarı arttığı zaman tüm canlıların yaşam sınırları daralacağı gibi mantarlar da bundan kendine düşen payı alacaktır. Şu anda Türkiye'nin alışık olduğumuz iklim özellikleriyle bugün canlı olarak yaşamış olduğumuz iklim özellikleri maalesef ciddi bir şekilde farklılık göstermektedir. Bugün 14 Aralık, Van'da henüz kar yok. Mayıs'tan bu tarafa kadar yağmur yok. Ben güzün birkaç kez araziye çıktım Van bölgesinde. Tek bir mantar örneğiyle maalesef karşılaşamadım. Yağmur yok, nem yok, sıcaklık yok, sıcaklık yüksek, nem yok. Dolayısıyla her ne kadar alttaki misel gelişimi sağlansa da o misel gelişiminden primordial ve vejetatif yapı karşımıza çıkmadıkça biz onun varlığından haberdar olmamız mümkün değildir. Teşekkür ediyoruz hocam. Ahmet Selam Küçük doğmuş. Akademide yer alan akademisyen ve hocalar ile halk arasında ortak bir platform olsa ve Türkiye için yeni bir kayıt olarak düşündüğümüz türleri araştırmak üzere akademideki hocalara gönderilse nasıl olur? Böyle bir düşünceniz var mıdır? Yani bu konuda bize ister akademik olsun, ister amatör olsun, ister merak sonucunda olsun bize örnekler gönderildiği zaman biz örnekler üzerinde çalışıyoruz. Teşhis ettiğimizde ilgili örneği gönderen arkadaşa dönüş yaparak türle ilgili gerekli bilgileri veriyoruz. Teşhis edemediğimizde de gene geriye dönüş yapıp gönderdiğiniz örneği teşhis edemedik ama ettiğimiz zaman da size mutlaka geri dönüş yapacağız. Bu konuda özellikle mantarların yenip yenmediğiyle ilgili bilgiler daha çok halk tarafından soruluyor. Yani bol miktarda aynı mantarı topluyor ama zehirli olabileceği endişesiyle yemiyor, bize getiriyor. Biz de yenip yenmediğini kendilerine çok rahat bir şekilde yardımcı oluyoruz. Meraklarını giderebiliyorsak gideriyoruz. Ama hiç tanımadığımız, karşılaşmadığımız bir türde olduğu zaman üzerinde çalışıyoruz. Çalışma sonucunda da ilgili meraklıya hem akademik hem amatör hem vatandaşa bunları geri dönüşüm bilgilerini sağlıyoruz. Türkiye'nin konuyla ilgili neresinde olursa olsun hangi akademisyenimize giderlerse tüm değerli meslektaşlarımız bu konuda kendilerine ellerinden geldiği kadar yardımcı olabileceklerini de buradan ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlar Twitter hesabı gizli olan arkadaşlarımızın yazdığı soruları göremiyoruz. Ayarlarınızdan bu görünebilir olmayı seçmeniz gerekiyor. Sorularınızı görebilmeniz için paylaştığınız sorularınızı. Devam ediyorum hemen hocam. Ercan Aykut sormuş. Yeni bir takson keşfedildiğinde zehirli olup olmadığının analizi nasıl, kimler tarafından yapılıyor? Şimdi bir mantarın zehirli olup olmadığının en kesin yolu bilinen türlerden yola çıkarak söylüyorum. İçerisinde zehirli bileşik olup olmadığının tespit edilmesidir. Tabii şimdiye kadar aslında zehirli mantarların çoğu aslında deneme yanılma yoluyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Zehirli mantarların zehirli mantarlardaki bileşiklerle ilgili çalışmaların özellikle tüm dünyada 1960'lı yıllardan günümüze kadar geldiğini görüyoruz. Ya toplu bir mantar zehirlenme veya ölüm olayı sonucunda veya bir mantar yendikten sonra meydana bilecek geri dönüşümlü veya geri dönüşümsüz sağlık sorunlarından sonra eğilim yapılarak içerisinde zehirli bileşik olup olmadığı tespit edilerek bakılabilir. Yeni bir zehirli mantar türü, zaten eğer söz konusu yeni mantar türü
Cortinarius, örnek veriyorum, Amanita, işte Inosibe gibi mantar grupları içerisinde yer alıyorsa mutlaka onun farmakolojik özelliklerinin ancak çalışılarak bunun zehirli olup olmadığına karar verebiliriz. Ama şimdiye kadarki literatürlerde mevcut zehirli türlere baktığımızda daha çok belirli bir zehirlenme vakasından sonra ortaya çıktıklarını görüyoruz. Ama özellikle son yıllarda bazı yenen türlerin de üzerinde çalışma yapılarak zehir etkisi yapabilecek biyolojik bir aktif bileşik taşıyıp taşımadıklarına bakılıyor. Bir de mantarların çok önemli bir özelliği de ağır metalleri akümüle etme, toplama gibi ve çevre kirliliği için indikatör canlı grubu olarak da karşımıza çıkıyor. Bazen yenen birçok mantar türü de işte karayolları kenarında, fabrika kenarlarında uzun süre bir ağır metal birikimi sonucunda da zehir etkisi yapabilir. Ama bir mantarların zehirli olup olmadığının en etkin yolu içerisinde aktif bir zehirli madde taşıyıp taşımadığı sonucunda karar verilebilir. Bu da üzerinde yapılacak. Ancak etken maddelerin tespit edilmek çalışmalarla belirlenebilir. Ama bugün özellikle zehirlenme sendromlarına neden olan 8+1 zehirlenmelere sendrom olan mantarların geçmişte hepsinin bir hikayesinden yola çıkarak geldiklerini görüyoruz. Ve bunlar içerisindeki zehirli bileşiklerin de 1960'lı yıllardan sonra çalışıp belirlendiğini görüyoruz. Afife Hocam'ın kitabında mantarlardaki o en azından genel mantarlardaki zehirli bileşiklerle ilgili detaylı bilgiler var. Ben buradan girmeyeyim. Merak edenler oradan bakabilirler. Veya bize yazarlarsa biz onlara gönderebiliriz. Hocam, arı zehiri, yılan zehiri ilaç olarak kullanılabiliyor. Mantar zehirinin böyle bir kullanımı var mıdır? Evet. Mantarlardaki zehirli bileşiklerin birçoğu da özellikle doğumlardan sonra kan dindirici olarak kullanılan atropin gibi zehirli bileşiklerin antibiyotik veya sağlıkta ilaç olarak kullanılan birçok mantar bileşiği de mevcuttur. Hatta bazen mantar zehirlenme vakaları söz konusu olduğunda özellikle sağlık kuruluşlarına müracaat edildiğinde genellikle atropin akla gelir. Ama biz de diyoruz ki özellikle atropin kullanılmadan önce hangi ulaşılabiliyorsa hangi zehirli türün olduğu, bu zehirli türün içerisinde de atropin olup olmadığını bilmekte yarar var. Eğer zehirli mantar, yenilen mantar türü atropin içeren bir türse ve atropin de hastaya veriliyorsa bazen mantar zehirlenmesinden ziyade atropin zehirlenmesiyle de panzehir olarak hasta hayatını kaybedebilir. Mantarlardaki zehirli bileşiklerin bazılarının da tıpta kan dindirici veya ilaç sanayinde kullandığını da çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz hocam. Esen Közleme sormuş, alt tür ile varyasyon arasındaki fark nedir? Evet, variyete ile alt tür arasındaki fark nedir? Alt türde genetik çeşitlilik vardır. Alt tür doğal olarak sınırlandırılmış yerel popülasyon olarak tanımlarız biz. Mesela Van Gölü'nün içerisinde bir Akdamar Adası vardır. Biraz da meraklandıralım Van'da ne vardır diye. Şimdi bu Akdamar Adası tamamen suyla izole edilmiş, çevrelenmiş. Yani üreme hücrelerinin ulaşmasını engelleyecek coğrafik, jeolojik veya akvatik bir sınırlandırma varsa, bir popülasyonun kendi içerisinde gen alışverişi varsa ve genetik çeşitlilik varsa biz ona alt tür diyoruz. O zaman alt türde ne vardır? Genetik çeşitlilik vardır. Variyetede genel çeşitlilik, genetik çeşitlilik yoktur. Ancak iklim özelliklerine bağlı olarak, morfolojik olarak meydana gelen değişiklikler, bu değişiklikler söz konusu iklim özellikleri, değişiklikleri ortadan kalktıktan sonra kendiliğinden ortadan kalkan, nesilden nesile aktarılmayan değişikliklerdir. Variyetedeki değişiklik nesilden nesile aktarılmaz.
Ama alt türdeki çeşitlilik nesilden nesile aktarılır. Teşekkür ediyoruz hocam. Mustafa Doğan sormuş. Hocam, kanlıca diyebildiğimiz türün kültür yetiştiriciliği mevcut mu? Yoksa neden yapılamıyor? Kanlıca'dan kasta acaba Rusula Delika mıdır? Bilmiyorum hocam. Tekrar soralım katılımcımıza, açıklama yazarsa. Lactaricus sanıyorum hocam. Lactarius deliciosus. Salmoni. Delici zaten lezzetli olmasından gelir. Özellikle ülkemizde Karadeniz ve Ege bölgesinde başta olmak üzere çok tanınan mantar mevsiminde de özellikle toplanıp yöre pazarlarında satılan, kurutulan bir türdür. Bildiğim kadarıyla kültürü yapılmamaktadır. Teşekkür ediyoruz. Mikorizal bir mantardır. Kültürü yapmak da öyle kolay değil. Mikorizal mantarların o doğal ortamda bitkilerle olan karşılıklı faydaya dayanan ilişkisini kontrollü şartlarda sağlamadığınız sürece yetiştirmede başarılı olamazsınız. Özellikle bu konuda örnek tüber ve terfeziyaları verebiliriz. Bunların uzun yıllardır üzerinde çok ciddi çalışmalar yapılmakta. Ama şükür tüber melanosporum ve morhellaların da kültüre alınma çalışmalarının özellikle vejetatif yapıyı oluşturmada başarıya ulaştığını burada ifade etmekte yarar görüyorum. Ama bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyorsam, Kanlıca'nın kültürü yapılmamaktadır. Sütlü mantar. Teşekkür ediyoruz hocam. Sabaha daha çok vaktimiz var. Sorun yok. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey yoksa hemen ben diğer soruma geçmek istiyorum. Buyurun. Hocam şöyle bir fotoğraf paylaşmış, slaytlarımızdan bir tanesi, bir katılımcımız. Ekranımızı görüyorsunuz şu an, evet. Değil mi hocam? Makrofunguslar Ascomycata ve Basidiomycata'lardan oluşuyor ve Türkiye'de kayıt altında 2550 var denilmişti, evet. Ama şekildeki tabloda bunları toplayınca 5510 yapıyor demiş hocam. Ama Ascomycota grubu içerisinde yer alıp çok sayıda mikroskobik mantarımız var. Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus gibi. Dolayısıyla listede yer alan keseli mantarlar içerisindeki belirtilen türlerin hepsi makroskobik olarak ifade ettiğimiz türleri kapsamıyor. Yani o elle tutulamayan, gözle görülemeyen mantarlar var ya, işte mikro mantar, hani biz mantarları mikro ve makro diye iki gruba ayırıyoruz. Makroskopik olarak ifade ettiğimiz mantarların Basidiomycota ve Basidiomycota bölümleri içerisinde yer aldığını, ama o tabloda belirtilen türlerin hepsi makroskopik mantarları ifade etmemektedir. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Nilüfer Hanım sormuş hocam. Hocam, önerebileceğiniz kaynak kitap listesini alabilir miyim? Eğitimde bahsi geçen değerli kitapları not ettim. Hem tüketilebilen, hem zehirli, hem de farklı alanlarda değerlendirilebilir mantar ansiklopedisi şeklinde bir yerli ya da yabancı kaynak öneriniz var mı? Şimdi aslında artık bilgiye ulaşma noktasında sorun yok. Yani Google'a ulaştığınızda size her türlü bilgiyi anında veriyor. Tabii burada önemli olan doğru bilgiye ulaşma. Şimdi ben hep şunu söylerim. Bilgiye ulaşma sorunumuz yok. Ama tek sorunumuz var. Hangi bilginin doğru, hangi bilginin yanlış olduğu ile ilgili sorunumuz var. Tabii söz konusu mantarlar da olunca, mantarlarla ilgili tabii bilen bilmeyen herkes maalesef yazıyor. Özellikle de yenebilen, ekonomik önemi olan ve tıbbi mantarlarla ilgili herkes yazıyor. Ama internette ulaşılan bilgilerin hepsinin doğru bilgiler olamayacağı konusunda temkinli yaklaşmakta yarar var. Söz konusu arkadaşımız
hangi konularla ilgili özellikle kitap almak istiyorsa veya bilgi edinmek istiyorsa o konularla belirtirlerse mailimi verebilirsiniz bu arkadaşa. Bana mailden ulaşsın, ben ona hangi konuda merak ettiği merak ediyorsa ben o konuyla ilgili kitap tavsiyesinde bulunabilirim, yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkür ederim. Tabii sistematikle ilgili kitaplar genellikle okuyucuları sıkar. Burada biz daha çok yenilebilen, ekonomik önemi olan tıbbi ve zehirli mantarlarla ilgili kaynaklara yönelmemizin okuyucumuz açısından daha yararlı olacağını düşünüyorum. Ekranda gördüğümüz kitapların çoğu daha çok sistematik ağırlıklı. Eğer daha önceden de konuyla ilgili altyapı yoksa biraz okuduktan sonra ciddi bir şekilde sıkabilir. Özellikle yenen tıbbi, zehirli ve ekonomik önemi olan mantarlarla ilgili merak duyumuzu yönlendirirsek, eğer akademik bir çalışma söz konusu değilse onlara yönelmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Kıyı Bey'i hesabı sormuş. Yeni bir makro fungus türü bulduğumuzu ya da keşfettiğimizi düşünüyorsak bunu kiminle ve nasıl paylaşabiliriz? Kimlere ya da hangi kurumlara ulaşmamız gerekir? Yani yeni bir mantar türü keşfettiğini düşünüyorsa tabii artık keşfettiğini düşünüyorsa bir kimseye danışmasına gerek yok. Onun deskripsiyonunu çıkaracak, moleküllerini çalışacak, makroskopisini, mikroskopisini ortaya koyacak, uygun uluslararası geçerli olan bir dergide yayınlayacak. Ama benim anladığım kadarıyla ilgili soruyu soran kardeşimizin akademik altyapısı olmayan bir arkadaşımız. Yeni bir tür olabileceği düşündüğü bir örnek varsa kendisine tavsiye, en yakın konunun uzmanı bir mikrobiyolojiste ulaşmasını veya iletişime geçmesini, elindeki örneğin bir kısmını veya görsellerini göndererek teşhis etmede katkı almasını ben tavsiye ederim. Teşekkür ediyoruz hocam. Sinan Alper Tonga sormuş. Sayın Yusuf hocam, teşekkür ederim değerli bilgiler için. Ülkemizde yeni türler keşfedilip kayıt edilirken dünyada farklı bölgelerde de aynı şekilde yeni türler literatüre dahil ediliyordu diye düşünüyorum. Hocam, dünyamızda mantar türü çeşitliliği bu kadar çok mu? Evet, biraz önce dedik dünyada herhangi bir yaşamı barındırıp mantarlar tarafından kullanılmayan çöllerden, okyanuslardan, karlar üzerinden her yerde mantarla rastlamak olasıdır. Arkadaşlar, özellikle tüm ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada özellikle makrofungal çeşitliliğiyle ilgili yeni kayıtlar her gün verilmeye de devam edilecektir. En son 3 gün önce rastlamış olduğum bir çalışmada 64 tane dünya için yeni mantar türünün verildiği bir makaleyle karşılaştım. Bu tüm bizde olduğu gibi tüm dünyada da bu yeni kayıtlar olacaktır, olmaya devam edecektir. Belki diğer çiçekli bitkilerle karşılaştırdığımızda da bu sayı daha da fazla olacaktır. Teşekkür ediyoruz hocam. İhsan Bostan sormuş. Profesör Doktor Yusuf Uzun hocama bir sorum var. Avrupa'da hemen hemen her market çapında gördüğümüz yabani mantarları ülkemiz marketlerinde görebilmek için neler yapmalı? Şimdi tabii Avrupa'da özellikle bu konuda hakikaten ciddi aşamalar kaydedilmiş. Fungusfora adını verdiğimiz çalışmalar kapsamında Türkçesini diyelim ki işte halkla beraber arazi çalışması, yetiştiği yerde ortamda mantarı tanıtma veya mantar eğitimi verme çalışmaları Avrupa'da çok ciddi bir şekilde yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Her mantar mevsiminde uzmanlar nezdinde mantarın yetiştiği ortamda yenilebilirlik durumu ve mantarla ilgili çok detaylı çalışmalar verilerek halkın bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanmış. Ve özellikle mantar zehirlenme vakalarına baktığımızda Avrupa'da yılda mantar zehirlenme sonucu işte örneğin İngiltere'de hayatını kaybeden kişi sayısı bir veya birden azdır, yoktur yani. Ama Türkiye'de baktığımızda
Özellikle 1970'ten 2004'e kadar resmi kayıtlara göre 148 vatandaşımız mantardan hayatını kaybetmiş. Bu resmi rakamlar. Resmi olmayan çok sayıda da vakanın olduğunu biliyoruz. Çünkü Türkiye'de mantar zehirlenme vakaları henüz tam etkin bir şekilde kayıt altına alınmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla biz biraz önce söyledik. Doğal kendiliğinden yetişen bu doğal potansiyelimizden maksimum yararlanma, zehirli olanlardan maksimum korunma, parazit ve zararlı olanlardan ekonomik kayıpları en aza indirmek için mutlaka bunların ciddi bir şekilde tanıtılması, önce belirlenmesi, sonra özelliklerin ortaya konması ve bunların halka tanıtılmasıyla mümkün olur. Türkiye'de de mantar mevsimini yöreye bağlı olarak türler değişkenlik göstermekle birlikte pazarlarda, marketlerde doğal olarak yetişen mantarların satıldığında çok net bir şekilde söyleyebilirim. Türkiye'de bölgeden bölgeye farklılık göstermekle birlikte yerel halk tarafından tanınan 2 ile 28 arasında türün olduğunu biliyoruz. Bir bölgede yenen, toplanan, satılan, besin olarak tüketilen bir türün de farklı bir bölgede zehirli olduğunu biliyoruz. Zehirli olarak tanındığını biliyoruz. Tek yol ciddi bir şekilde bu doğal potansiyelin belirlenmesi, belirlendikten sonra da özellikle ekonomik, tıbbi ve besin açısından değerli olanların halka tanıtılması ve bunun yerel ve ulusal ekonomiye katkılarının sağlanması için mutlaka bunların bilinmesi ve bunlarla ilgili eğitimlerin verilmesiyle mümkün olacaktır. Kanlıca daha 15-20 bir ay öncesine kadar Karadeniz'de yöre pazarlarında satıldığını biliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam Faruk Yeşil Yurt sormuş. Hocamız ülkemizde bu işe gönül vermiş amatör mantar avcılarını bir araya getirip özel bir ekip kurmayı düşünür mü acaba? Yani tabii Türkiye'deki bütün mantar avcılarını veya mantar meraklılarını bir araya getirmek, onlarla birlikte program yapmak elbette ki mümkün olabilir. Ama tabii bu aslında Türkiye'deki bütün mikrolojistlerin ve bu işe emek sarf etmiş, zamanını, ömrünü vermişlerle, bu işi merak edilenlerle ilgili ortak çalıştay veya sempozyum, kongre yapılarak bunlarla bir araya gelinebilir. Veya mantar avcısı olarak tanımladığımız kişilerin mümkünse bölgelerinde veya bölgelerine yakın bulunan bir mantar mikrolojistle, mantar uzmanıyla beraber hareket ederek bu çalışmaları yürütmeleri hem kendilerinin sağlığı güvenliği hem de bu eğitimi almak isteyen insanların sağlığı ve güvenliği için çok daha yararlı olacağı kanaatindeyiz. Ama aynı mevsimde tüm Türkiye'deki mantar meraklılarını, mantar avcılarını bir arada toplamak mümkün olmamakla beraber bölge bölge, ilin bunlar çok rahat bir şekilde yapılabilir, yürütülebilir, sonuçları alınabilir diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Faruk Yeşil Yurt. Ama bu konuda bizi davet eden, özür dilerim. Buyurun. Bu konuda bir şekilde ilgili mantar mevsiminde bir davet gelirse, acil ve elzem bir işimiz olmadıkça kendilerine eşlik edebileceğimi de buradan deklare ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Şöyle devam etmiş hocam. Mantarlarda protein oranı en fazla %3 iken et ile nasıl olur da bir tutulabilir diye sormuş. Tabii mantarlardaki, tüm mantarlardaki protein oranına %3 gibi bir ifadeyle değerlendirmek genellikle yanlıştır. Türden türe içerik değişebilir. Genelde 3,5'la şimdiye kadarki çalışmalarda protein oranı 3,5'la 4,5 arasında değiştiğini söylüyoruz. Kuru ağırlık olarak %15 ile 40 arasında değiştiğini söyleyebiliriz.
Şimdi tabii burada etle eşdeğer olmasının içeriği sadece proteinle alakalı değil. Bu biraz da damak tadıyla alakalı bir durumdur. Ama mantarlarda protein oranı yaşıyken 3,5-4,5, kuruyken 15 ile 40 arasında değişir. Bu türden türe değişebilir. Aynı türün farklı lokalitelerde yetişen türlerde de bu oran değişebilir, sabit değildir. Ama sadece lezzet, damak tadı, koku, aroma ve diğer aktif bileşenlerin hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde et tadı diyoruz. Yani damak tadı etle aynı tadı veriyorsa bunun artık protein içeriğini karşılaştırmakla doğru olmaz. Ama genellikle halk arasında bir tabir vardır. Mantarın tadı, lezzeti etle eşdeğerdir. Ama etteki protein oranı çok daha yüksektir. Teşekkür ediyoruz hocam. Gündoğdum 05 hesabı sormuş. Türkiye genelinde mutlaka türü tespit edilmeyen mantarların olduğunu düşünüyorum. Sizce bu sayı kaç olabilir hocam? Teşekkür ederim. Şimdi biraz önce ilgili rakamları aslında verdik. Yani Türkiye'de şu anda 2550 civarında makroskopik mantar türü var. 12.000 civarında çiçekli bitki türü var. Tabii bu türlerle ilgili tahmini rakamları vermek için benzer özellikteki coğrafik bölge, bitki örtüsü ve iklim özellikleriyle karşılaştırarak ancak bu tahminleri yapabiliriz. Ben biraz önce bu tahminle ilgili görüşümü ifade etmiştim. Çiçekli bitki floramızda Avrupa kıtasının florasının tür sayısı aşağı yukarı birbirine eşit. Avrupa'da 20.000 civarında makroskopik mantar var. Türkiye'nin de bu sayıya yakın bir türe, tür çeşitliliğine sahip olabileceğiyle ilgili bir öngörüm vardır. İnşallah bu öngörü Avrupa kıtasından daha da fazla olur. Ama tabii bunu tespit etmek için çok ciddi çalışma, emek, zamana ihtiyaç vardır. Onun için maksimum da biz bunu 10-15 yıl olarak verdik. Teşekkür ediyoruz hocam. Filiz Ferah sormuş, Türkiye'de en çok rastlanan tür hangisi ya da hangileri ve önemi besin ya da tıbbi olarak demiş. Şimdi bazı mantar türleri kozmopolittir. Her ekolojik ortamda, hani bir endemizm olayına girmiştim ama tam girmemiştim aslında. Endemik tür diyoruz, işte belli bir bölgede yetişip dünyanın başka hiçbir yerinde yetişemeyen mantar türleri. Aslında son yıllara kadar mantarlarda endemizm olayı yoktur gibi bir yaklaşım da söz konusuydu. Ama bugün mantarlarda da endemizmin olabileceğini görüyoruz. Mutlak vardır. Ama Türkiye'de, Türkiye için baktığımızda belli türlerin yetişme mevsimi birbirinden farklı olarak her yerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Örneğin Coprinus comatus, Coprinus atramentarius, Agaricus campestris. İşte morhellalar. Akdeniz bölgesinde Mart'ta çıkar. İşte bizim, tabii bu arada ben de Sarıkamışlı olduğum için onu da tırnak içinde en azından reklam yapmış olayım. Sarıkamış yöresinde Mayıs 15'te, Haziran 15. Mart'ta Mayıs, Van'da Mayıs başlarında. İşte Ege bölgesinde Şubat ortalarından Mayıs ortalarına kadar yetiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlar, bu kozmopolit türleri her yerde, ekstrem iklim ve şartları söz konusu olmadıkça her yerde görebiliriz. İşte biraz önce kanlıca mantarı belki Doğu Anadolu bölgesinde şimdiye kadar rastlamadık çünkü iğne yapraklı ağaçlarla mikorizel yaşayan bir mantar. Ama tüm Karadeniz boyunca Artvin'den Zonguldak'a kadar Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde, Orta Anadolu bölgesinde çok rahat bir şekilde karşımıza çıkan bir mantar türü olabilir. Ha, bölge bölge ayırırsak belki daha spesifik türler üzerinde konuşabiliriz. Teşekkür ediyoruz hocam. Örneğin bir yerde huş ağacı varsa, ben orada Rusula Betularum türünü ararım. Çünkü kuş ağacıyla bu tür mikorizal olarak yaşarlar. Varlıkları birbirine bağlı. Bu da daha spesifik bir örnek olsun diye söylüyorum.
Teşekkür ediyoruz hocam. Serdar Atil sormuş. Amatör toplayıcıların ülkemiz makrofonluk çalışmalarına ne gibi katkıları olabilir? Ayrıca amatör toplayıcıların Morcella örneğinde de belirtmiş olduğunu aşırı ve bilinçsiz toplamaya karşı bilinçlendirilme süreci nasıl gerçekleştirilebilir? Yani bunlar ancak akşamdandır söz ettiğimiz eğitimlerle, arazide yerinde veya hizmet içi eğitimlerle veya şu anda sizin yaptığınız gibi tarım il müdürlükleri veya orman müdürlükleri vasıtasıyla bunlar gerçekleşebilir. Yani amatör mikologların tür çeşitliliğinin zenginleştirilmesine veya yeni kayıt ilavesine çok katkı sunmadıklarını rahat bir şekilde ifade edebilirim. Yani şimdiye kadarki görünen tecrübeler sadece o gün yapılanla veya o gün anlatılanla sınırlı çalışmalar olarak görüyoruz. Ama şimdiye kadar amatör yapılan çalışmalar sonucunda geçerli bir şekilde yayınlanmış yeni bir kayıt tür maalesef söz konusu değildir ülkemiz için söylüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Devam ediyorum. Esin Şekerzade sormuş, araştırmalara bizler de katkıda bulunabilir miyiz? Elbette ki. Yani topladıkları örnekleri merak ediyorlarsa, ne olduğunu merak ediyorlarsa, öncelikli olarak uygun yetiştiği ortamda mutlaka bir morfolojik yapıyı gösteren bir resim, bir video kaydı ve tam vejetatif yapıyı tam gösterebilen bir örnekle beraber bir mikolojiste başvurduklarında teşhis gerçekleşebilir. Teşekkür ediyorum. Zaten birçok teşhisli örneği internette de bulabilirler. Yani kendi benzer örneklerine yakın karşılaştırarak da sonuca varmak zordur ama ulaşılabilir. Zaten temennimiz Türkiye mantarları için belki önümüzdeki yıllarda bunu başarabilirsek teşhisli örnekleri renkli resimlerle beraber internet ortamına atarak en azından insanların bundan istifade etmesini sağlayabilirsek çok güzel olur diye düşünüyorum. Evet hocam, devam ediyorum. Amatya hesabı sormuş. Merhaba hocam, yayınlanmış türlere nereden ulaşabiliriz? Takip edebileceğimiz kaynak verir misiniz? Tabii mantarlarla ilgili Türkiye'de illa şu kaynakları takip edebilir miyiz diye sorarlarsa özellikle ULAKBİM tarafından yayınlanan Mantar Dergisi'ne bakmalarını tavsiye ederim. Türk Journal of Botanic Dergisi'ne bakmalarını tavsiye ederim. Tabii Türkiye'de mantarlarla ilgili tek dergi İşte Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından yürütülen The Fungus veya Mantar Dergisi'nde genelde mantarlarla ilgili yayınlara ulaşabilirler. Ama birçok yayında bu dergide değil yurt içi ve yurt dışı birçok ulusal veya uluslararası dergide yayınlanmaktadır. Bazen anahtar kelimelerle mantar, fungi veya işte yenen zehirli mantar Türkçe veya İngilizceleriyle internete girilerek merak ettiğimiz birçok makale karşımıza çıkabilir. Teşekkür ediyoruz hocam. Esen Közleme, Türkiye'de makro mantarlarla ilgili henüz resimli bir kitabın yayınlanmadığını belirtmiştiniz. Oysa bu konuda Gilbert Barutyan 2 Yakup Erdem'de bir kitap yayınlamıştır diye görüş belirtmiş. Hocam sanırım akademik eserleri kastetmiştiniz. Biz akademik eserlerden bahsediyoruz. Gilbert Barutyan evet, o da bir mantar meraklısıdır. Özellikle İstanbul bölgesinde de çok mantar eğitimi, İsviçre'de bir eğitime katılmış ve o eğitimden aldığı bilgilerle özellikle amatör veya mantar meraklısı olarak mantar eğitimi veren bir arkadaşımız. Ama akademik olarak yazılmış bir renkli resimli kitabın olmadığını tekrar ifade etmek istedim. O kitaplara biz akademik olarak bakmıyoruz. Teşekkür ediyorum hocam.
Mümtaz Serkan Özkaya sormuş. Türkiye coğrafyasında psikotik mantar çeşitleri mevcut mudur? Varsa hangi çeşitler vardır? Var, çok sayıda türü vardır. Onları saymayayım şimdi. Evet, saat 11'e geliyor. Evet hocam. Ama sizler gençsiniz sanıyorum. Sunuya katıp genç araştırıcılar var. Böyle bizi 3 saat boyunca burada tutuyorsunuz. Hocam bizim rekorumuz 7 saat olmuştu hocam. Efendim? Daha yeni başladık hocam. Bizim rekorumuz 7 saat olmuştu. Sabaha kadar buradayız siz burada olduğunuz için. Hocam katılımcılarımız gerçekten hani bu konu üzerine hani merak ediyorlar hocam ve sizlere çok güzel soruları var. İsterseniz böyle hızlıca bir devam edeyim. Vaktiniz varsa hocam. En azından arada 5 dakika ara ver ki biz de kendimize gelelim. Hocam sorularımız az kaldı. Bir 5 dakika quiz arası vereceğiz sizin için zaten. Quizinizi yani onu da hemen versek iyi olur. Ondan sonra devam edelim. 5 dakika ara, ondan sonra devam edelim. Peki hocam, sizi yormayalım çok fazla. Tamam. Hayır. Yormuyoruz. Görüşmek üzere hocam o zaman 5 dakika sonra. Evet arkadaşlar, hocamızla bir 5 dakika nefeslendirelim. Ve ben quizimizi yapmak istiyorum artık. Quizimiz az önce söylediğim gibi 5 sorudan oluşuyor ve 5 dakika sürüyor. Hocamızın bu akşam bize anlattığı konularla ilgili olacak sorular. Şimdi linkimizi paylaştığım Telegram'da akıllı telefonlarınıza ya da bilgisayarınıza Telegram uygulama sisteminiz gerekiyordu. Ve ben mesajımızı gönderdim. Linkini paylaştığım ses tarlası grubumuzda sesimizi başlatacağım şimdi. Kalan sorularımızı quizden sonra hocamıza iletmeye devam edeceğim arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Quiz sırasında ben de konuşmayacağım ama ekran paylaşımı yapacağım. Hep birlikte takip edebileceğiz quizi. Testimizi. Başarılar diliyorum arkadaşlar. 5 dakika sonra sizlerle de görüşmek üzere diyorum ve hemen ekran diliyorum. Testimizi başlatıyorum kurulumuzda. Evet, hemen ekranımı da paylaşıyorum.
Elif Hanım. Hocam quizimizi yapıyoruz şu an. Kaç soru soruyorsunuz, affedersiniz? 5 soru hocam. Ben de soruları görebilir miyim? Hocam şu an ekran paylaşımı yaptım. Baştaki soruları göremedim. Yani birazdan okuyacağız hocam. İsterseniz 6 yapalım, ilk soruyu iptal edelim. Ne dersiniz? İlk soruda kafa karışabilir. Bir soru daha soralım. İlkini değerlendirmeyelim, diğerlerini değerlendirelim. Hocam şimdi bunu açıklarız katılımcılarımıza. O zaman bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani bir soru daha sorarsanız ilk soruyu iptal etmiş oluruz, değerlendirmeyi almayız. Burada zaten sadece katılım ölçüyoruz hocam. Zaten not değerlendirmesi yapmıyoruz. Puan değerlendirmesi yok kuyruğumuzda. İlk soruda yanıltıcı olabilir diye arkadaşlara onun için söylüyorum. Evet. Sadece katılım değerlendiriyoruz. Ölçüyorum. Evet arkadaşlar, tebrik ediyorum. Kuyruğumuzu tamamladık. Hemen sorularımıza şöyle birlikte bir göz gezdirelim istiyorum. Türkiye'de makrofunguslar üzerine ilk yerli çalışmalar kim tarafından yapılmıştır diye sormuştuk. Hocam yani ilk soru dediğiniz bu soru muydu? Sorun yok. Tamam. Katılımcıların çoğu zaten doğru cevabı vermiş. Evet, doğru cevabımız Masum Özer olacaktı. Hocam doğru cevabımız işaretli olan bu şık. Şurada yanında tik var. Olabilir diye onun için söyledim. Onu bence değerlendirmeye almayalım. Peki hocam. Doğru cevabımız Muzaffer Selik mi olması gerekiyor evet, hocam? Evet. Peki hocam. Hemen devam ediyorum. İkinci sorumuz. Dünyada şu ana kadar tanımlanmış mantar türü sayısı yaklaşık kaçtır diye sormuştuk. Doğru cevabımız 144 bin olacaktı. 165 katılımcılarımız doğru cevap vermişler. Üçüncü sorumuz. 1996 yılından beri makrofungus sistematiği üzerinde çalışmalar yapan ve 2004 yılında Ardahan ve Iğdır yörelerinde yetişen makrofunguslar üzerine doktora tezini tamamlayan bilim adamımız kimdir diye sormuştuk. Doğru cevabımız Yusuf Uzun olacaktı. Evet. 159 katılımcılarımız doğru cevap vermişler. Dördüncü sorumuz Trichilama kenani türü hangi yıl ülkemizden yeni tür olarak kaydedilmiştir diye sormuştuk. Doğru cevabımız, arkadaşlar bu doğru cevabı, evet hocam, doğru cevabımız 2020. Doğrudur. Evet, %38 katılımcılarımızda doğru cevap vermişler. Beşinci sorumuz, dünyada henüz keşfedilmemiş türlerle birlikte toplam kaç mantar türünün olabileceği tahmin edilmektedir diye sormuştuk. Doğru cevabımız 2.2-3.8 milyon arası olacaktı. %32 katılımcılarımız da doğru cevap vermişler.
Evet, tüm katılımcılarımızı tebrik ediyoruz. Emeklerine sağlık diyorum. Ve hayatlarındaki tüm sorular, sınavlarda da başarılar diliyorum şimdiden. Ben de tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Yani bir sunu dinlemek de böyle yüksek oranda doğru cevap vermelerin ziyadesiyle bizi sevindirdi. Demek ki can kulağıyla dinlenmiş. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Teşekkür ediyoruz biz de size hocam. Emeğinize sağlık. Hocam birkaç sorumuz kalmıştı. Hemen ben onları size aktarmak istiyorum. Hızlıca isterseniz üzerlerinden şöyle bir geçelim. Cemil Soytaş sormuş. Hocam Anadolu'da belli türlerin kanlıca gibi fazlaca her görülen yerde toplanmasının diğer mantar türleri ve doğa için etkisi nedir? Şimdi tabii biz özellikle Basidiomycota grubu mantarlarda şunu söyleriz. Bunların özellikle üreme hücrelerinin olduğu lameller, tüpler ve dişler sürekli dış ortamla temas halinde olduğundan dolayı ve her bir mantar milyonlarca spor üretebildiğinden dolayı özellikle Basidiomycota grubu mantarlar için çok fazla miktarda toplama, eğer ekstrem ekolojik şartlar söz konusu değilse yayılışlarını daraltmıyor. Yani her yıl aynı yerde, aynı Basidiomycota, örneğin Agaricus'ları, Coprinus'ları, Amanita'ları aynı yerde bulmak mümkündür. Ama bizim daha çok endişemiz özellikle Ascus'lu veya torbalı mantarlar içindir. Çünkü bunların sporları Ascus adını verdiğimiz bir kese içerisindedir. Ya mantar olgunlaşacak, kese içerisindeki sporlar ortama yayılacak, ya da dış bir etken tarafından kese parçalanıp zarar gördükten sonra sporları ortama yayılabilir. Dolayısıyla aktif spor dağılımı olan mantarlar için bu çok da problem değildir. İstediğimiz kadar toplayabiliriz. Ama pasif spor yayılımı söz konusu olan askustu mantarlar için, özellikle morhellaları onun için örnek verdim, bu ciddi bir sorundur. Onun için genç mantarların toplanmasını istemiyoruz. Veya mantar toplandıktan sonra mantarın toplandığı yerin başta ayaklarımızla vurularak o mantar misellerinin bulunduğu yerin tahrip edilmesini istemiyoruz. Çünkü genç mantarlarda, askustu mantarlarda spor dağılımı söz konusu değildir. Bazen aynı yerde aldığımız türü ertesi yıl aynı yerde bulamayabiliriz. Ama basitli mantar için veya Basidiomycota üyeleri için bu durum söz konusu değil. Çevre şartları uygunsa aynı türü her zaman aynı yerde toplamamız uygundur. Ama mikorizal Basidiomycotalar için de uygun bitki partnerinin o ortamda bulunduğu sürece. Teşekkür ediyoruz hocam. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Emre Bakan sormuş. Askuslu mantarlarla ne tür mayalama işlemleri yapılabilir? Evet, askuslu mantarlarla, evet, eğer maya mantarı, hamurda kullandığımız maya mantarı bunun için örnektir. Çok da uzatmaya gerek yok. Teşekkür ederim. Yani mayalanmasında kullanılan maya aslında bir mantardır, maya mantarı. Teşekkür ediyoruz hocam. Fikri Bey sormuş, ormanlık ve açık alanların dışında mağaralar veya buzul bölgelerinde araştırma yapıldı mı? Mağaralar ve? Buzul bölgelerde diyor hocam. Ormanlık alanlar ve orman açıkları dışında aslında her habitatta mantarlarla ilgili çok sayıda çalışma var. Ve tabii ormanlık alanda bulunan tür çeşitliği ve popülasyon yoğunluğu kadar belirtilen diğer bölgelerde tür çeşitliliği zengin olmakla birlikte buralarda tespit edilen çok sayıda da tür vardır. Evet, teşekkür ederiz hocam. Celal Mert Aslan olmuş. Zehirli mantarları taşıdıkları kimyasal bileşikler açısından sahada tespit edebilecek taşınabilir bir cihaz geliştirilebilir mi? Hürmetler demiş hocam. Yani size de... şimdiye kadar bildiğim kadarıyla öyle bir cihaz yok. Ama merak varsa belki bunun sonucu önümüzdeki süreçlerde alınabilir diye düşünüyorum. Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Hemen devam ediyorum hocam. Can hesabı sormuş. Hocam, İstiridye mantarını çam talaşında yetiştirebilir miyiz?
Kültürde yetiştirilen mantarlar düşük sıcaklıklarda gelişimine devam edebilir mi? Tabii şimdi öyle genel bir ifade kullanmak doğru değildir. Kültür mantarlarında da gelişme periyoduna bağlı olarak sıcaklık artırılabilir veya azaltılabilir. Belirgin bir sabit sıcaklıkta kültür mantarı yetiştirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla o yetişme periyoduna bağlı olarak sıcaklık arttırılabilir, azaltılabilir. Ama istiridye mantarı için en önemlisi ışıktır. Mantarlarda vejetatif yapı için genellikle ışık gerekli değil ama Pleurotus ostreatus, istiridye mantarı gibi birkaç türde ışık vejetatif büyüme için mutlak gereklidir. Eğer merak ediliyorsa istiridye mantarı yetiştirilen yerlere gittiğinde özellikle misel gelişimi tamamlandıktan sonra genellikle ışığa ihtiyaç duyulur ama Agaricus bisporus için genellikle karanlık ortam daha çok tercih edilir. Hangi kompost üzerine demiş laf edersiniz? Hemen yine devam ediyorum hocam. Pardon hocam. Ekran kapandığı için hemen okuyorum hocam. Kimyasal bileşikler açısından demişti hocam sanırım. Ya şu kompost üzerinde istiridye mantarı yetiştirilebilir mi diye bir soru vardı. Orayı kaçırdık. Evet hocam. Hemen tekrar buluyorum soruyu. Evet. Çam talaşı demişti hocam. Çam yani, talaşı. Denemekte yarar var. Teşekkür ediyoruz. Hemen devam ediyorum hocam. Naim Güleç sormuş. Türkiye literatüründe yer alan 2500 civarındaki makro mantar var. Bunların ne kadarı sadece Türkiye'ye ait? Söz gelimi Mortella Anatolica, Tricholama Anatolica gibi demiş. İşte 2550 türün 18'i ülkemizden dünya için yeni kayıttır. Mortella Anatolica da bunlardan bir tanesidir. Teşekkür ediyoruz hocam. Semih Bey sormuşlar. Hocam bu mantarlar bitkilerdeki gibi ıslah çalışması olabiliyor mu? Kendileme veya seçilim gibi bir bireyin özelliğinin artırılması veya başka bir bireye aktarılması gibi. Tabii o ancak kontrollü şartlarda laboratuvar ortamlarında yapılacak çalışmalarla elde edebilecek sonuçlardır. Sonuçlar da özellikle biyoteknolojide artık çok rahat bir şekilde yapılabiliyor. Yani iyi genleri alıp aktarmayla yeni türler oluşturulabilme potansiyeli artık mevcut teknolojiyle mümkündür. Teşekkür ediyoruz hocam. Ahmet Selam küçük son mesela olarak... Mesela istiridye mantarları için söyleyeyim. İstiridye mantarlarının en önemli sorunu sporlarıdır. Ciddi bir şekilde alerjik reaksiyonlara neden olurlar. Ama bugün spor üretmeyen istiridye mantarı türünün kültürü yapılabilmekte ve çok kısa sürede herhalde dünyaya da bu yayılacaktır. Çünkü istiridye mantarının en önemli sorunu çok ciddi bir şekilde spor yaydığından dolayı, çok ciddi alerjik reaksiyonlara neden olduğundan dolayı kültürünü bir kez veya iki kez, üç kez yapanlar dördüncü, beşinci kez çok yapmayı tercih etmezler. Çünkü aşırı derecede alerjik reaksiyonlara veya iritasyona neden olurlar. Mesela istiridyede spor üretmeyen ama kültürü yapılan şu anda istiridye mantar türü mevcuttur. Teşekkür ediyoruz hocam. Ahmet Selam küçük soru olarak değil de Ordu'ya mantar çalışması için gelirseniz ağırlamak isterim demiş hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim Ordu ile ilgili 3 yıllık bir projemiz vardı. Projemizi tamamladık. Yenen mantarlarını Ordu'nun yanlış hatırlamıyorsam 65 civarında yenen mantar türünü kitap bölümü resimleriyle beraber yayınladık. Diğerlerini de şu anda yayına hazırlıyoruz. Ama gidersem kendisiyle mutlaka görüşmüş olacağım. Teşekkür ediyoruz hocam. Yakup Karaduman, Türkiye'de mantar DNA dizilimine bakılarak tür tanımı yapılabiliyor mu? Hayır ise neden hala yapamıyor? Evet, şu anda DNA moleküler baz dizilimlerinden yola çıkarak ayrı türler yapılabildiği gibi bazı türler de çok rahat bir şekilde birleştirilebiliyor, yapılıyor, sorun yok. Hocam, Refik hesabı sormuş. Amatör mantar gönüllüleri mikroloji eğitimi nasıl alabilir ve eğitim yeterlilik lisansı alınabiliyor mu? Yani şu anda bu mantar eğitimleri daha çok amatörler tarafından yapılıyor. Üniversitelerde
Benzer eğitimler var mı yok mu bilmiyorum. Çünkü sağlıklı bilgi vermeyeyim. Ama biz Van'da özellikle çiftçi ve eğitim merkezi kapsamında isteyenlere bu eğitimleri verdik, sertifikalarını vermiş olduk. Görüyoruz hocam. Naim Bilet sormuş, tıbbi yönü olan mantarlardan hangileri dünyada kültüre alınabilir veya alınmıştır? Türkiye bu konuda nerede? Örneğin Cordyceps militaris neden üretilmiş? Cordyceps militaris neden üretilmiyor ülkemizde? Mikroloji hocalarımız önce olamaz mıydı? Yani tıbbi mantarlarla ilgili Türkiye'de özellikle Ganoderma lüsitum ve Lentinus edodeste, Erysinum erysinum başta olmak üzere bunların kültürleri yapılabilmekte. Ama endüstriyel amaçlı henüz kültürleri yapılmadığını çok rahat bir şekilde yani Agaricus bisporus gibi, istiridye mantarı gibi geniş çaplı kültürleri yapılmamakta ama tıbbi önemi olan bu üç türde Türkiye'de de kültür yapılıyor. Cordycepslerle ilgili bildiğim kadarıyla Türkiye'de henüz kültürü yapılmamakta ama özellikle uzak doğu başta olmak üzere çok ciddi bir şekilde kültürlerinin yapıldığı çünkü tıp açısından çok önemli mantarlar yapıldığını biliyorum. Hocam sadece Onur hesabı sormuş. Van Edremit ilçesinde Morcella elata bulmuştum hocam. Morcella cinsinin mikorizal mı, saprofit mi olduğu konusunda bilgi verebilir misiniz? İğne yapraklı ormanlarda da bulunabildiği gibi yangın bölgelerinde de bulunması. Acaba saprofit mi? İş yapraklı ve iğne yapraklı orman ekosistemlerinin altında, orman ağaçlıklarında bulunabilir. Sadece ormanlık alan değil, iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaçların olduğu bahçelikler, kümeleşmiş yerlerde de bunlara rastlamak mümkündür ve mikorizaldır. Morcella ile tavanda var, doğrudur. Özellikle Edremit'teki kavak ağaçlarının, geniş yapraklı ağaçların bulunduğu bahçeliklerde çok yaygın bir şekilde vardı ama şu anda maalesef son 3-4-5 yıldır biz de örnek bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu güzel ağaçların çoğu da maalesef kesildi zaten. Teşekkür ediyoruz. Bu akşamlıkta hocam son sorumuz Kadir hesabından gelmiş. Merhaba hocam, mantarı toplarken keserek toplamak mı yoksa kökünü sökerek toplamak mı doğrudur demiş. Şimdi mantarlarda bir kere kök yok, onu söyleyeyim. Yani bitkilerdeki gibi gerçek kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve kısımları yok. Kök dediğimiz özellikle mantarın sap kısmı veya üzerinde yaşamış olduğu substrata bağlı olan kısımdır. Kök bir kere yok. Şimdi tabii bir biyolojik objenin teşhis edilebilmesi için vejetatif ve generatif organlarının bir bütün olarak bulunması istenir. Eğer hele hele örnek birse, bir tane ise zaten bu mutlak gereklidir. Diğer türlü zaten teşhis edemezsiniz. Bir de bazı mantarların özellikle bulunduğu substrat üzerinde o sap kısmının bulunduğu yerin etrafı açılarak üzerinde bulunduğu toprak içinde bir bitki kalıntısı üzerinde olabilir, başka bir kozalak üzerinde olabilir, bir yaprak üzerinde olabilir. Onun için sap kısmının bulunduğu yerin etrafı açılarak taban kısmının, topraktaki taban kısmının veya işte sap tabanında bir misal kalıntısı var mı, misal ağ var mı veya bir sterigma gibi uzun bir yapının olup olmadığını belirleyebilmek için sap etrafın açılarak bir bütün olarak çıkarılmasında yarar var. Ama toplanan mantarların dokunma veya zedelenmeyle oluşabilecek bir renk değişikliği varsa onu da tespit etmek için varsa elimizde birden çok örnek birini keserek boydan, sapla beraber, şapkadan örneğin boletuslarda mavimsi rengin oluştuğu gibi veya agaricuslarda sarımsı veya kırmızı rengin oluştuğu gibi bir renk değişikliğinin olup olmadığını kontrol etmek için örnek kesilebilir, tahriş edilebilir. Orada oluşabilecek bir renk teşhis için karakteristik bir özelliktir. Onu belirlemek için ortadan kesilebilir. Ama teşhis için mutlaka vejetatif yapının bir bütün olarak şapkanın, sapın veya askokarpın bir bütün olarak elimizde olmasında yarar vardır. Bir de tabii mantarlar çok hassastırlar. Çok dikkatli bir şekilde toplanılması ve toplanıldıktan sonra birbirine temas etmeyecek şekilde ayrı bir şekilde bir sepet içerisinde
kağıt üzerinde veya özel hazırlanmış kutular içerisinde birbirine temas etmeden laboratuvara taşınması lazım. Spor karışımı da söz konusu olabilir. O zaman teşhis sizi yanıltmış olabilir. Hocam kanlıca mantarı neden kullanıyor acaba? Yani, özellikle tüplü mantarlarda kurtlanma çok çabuk olur. Boletus, Lesino, Suillus gibi türlerde. Bunlarda ömür, vejetatif yapı çok kısa olduğundan dolayı çok çabuk bu şekilde bozulabilmekte ve mikrobiyal faaliyet çok hızlı olduğundan dolayı o tüplü mantarların üzerinde kurtlar oluşmakta ve onlar da biz kurtlu mantar diyoruz. Boşuna demiyorlar mantar gibi büyüdü. Vejetatif yapılarını çok kısa bir şekilde tamamlayan ama çok yıllık perennial mantarlar da var, tırnak içinde söyleyelim. Özellikle ağaçlar üzerinde yaşayan çok yıllık perennial mantarların varlığını da söyleyelim. Detaylara girmeyelim. Hocam çok teşekkür ediyoruz hocam. Emeğinize sağlık. Sabırla da sorularımıza cevap verdiniz. Çok güzel bir başlangıç, çok güzel bir ders oldu. Ben artık yavaş yavaş dersimizi toparlamak istiyorum. Ama önce katılımcılarımızın bu dersle ilgili paylaştıkları duygu düşünceler var. Birkaçını size aktaracağım hocam hemen. Sadece onun hesabı bu ders bir harikaydı hocama teşekkürler demiş. Burak hesabı güzel bir başlangıç oldu bu ders. Hocamıza çok teşekkürler. 10 üzerinden 10 demiş. Doğal mantarlar hesabı Yusuf hocamıza teşekkürler. Ağzına sağlık demiş. Selcan Öztürk bu derse katıldığımız için çok şanslıyız demiş. Ve size yonca göndermiş hocam. 100 puan göndermiş diye de. Cevat Güneş ders içerik ve anlatım olarak mantarlar hakkında belli altyapısı olanlar için yeterli ve doyurucu bilgiler içermektedir demiş. Selcan Odacıoğlu bu ders 10 üzerinden 100 Yusuf hocamıza değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Buzdağının görünen kısmına vakıf olduğumuzu sanardım. Meğer su yüzeyinde görünenin kaç katı bilgi birikimi suyun altında da keşfedilmeyi bekliyormuş. Size alkışlar ve bir buket çiçek göndermiş hocam. Mustafa Fehmi Arık, bu ders sayın hocamıza çok teşekkürler. Sabaha kadar dinleriz, devam etsin demiş hocam. Masat hesabı, bu ders tam tahmin ettiğim gibi güzel bir eğitim olacak. Başlangıç süper oldu, teşekkürler demiş. Ercan Aykut, bu ders bana mantar eğitimi almak için doğru yerde olduğumu hissettirdi. 10 puan demiş. Bu ve benzeri duygu ve düşünceler gelmeye devam ediyor hocam. Siz de bu ders etiketiyle eğer Twitter kullanıyorsanız bu ders etiketiyle gelen düşünceleri, duyguları takip edebilirsiniz. Ben artık yavaş yavaş dediğim gibi dersimizi toparlamak istiyorum. Dersimizi bitirmeden önce siz ne söylemek istersiniz? Mantar Akademisi'nin açılışını sizinle yapmış olduk hocam. Tekrar emeğinize sağlık. Ben gerçekten 3 saattir yaklaşık zevkle ve çok memnun eden, hoşuma giden, bu kadar talebin olduğu, bu kadar gerçekten talebin olduğu bir konuda 3 saattir sizinle beraber olmaktan ziyadesiyle memnun olduğumu, hele hele görünmeyen arka kısımda bu işe merak saran, bu işi gerçekten öğrenmek isteyen çok sayıda katılımcının olması memnuniyetimizi kat kat arttırmıştır. Ben gerçekten İbrahim Bey'e, size, Tarım Orman İl Müdürümüze ve değerli ekiplerinize böyle bir güzel konuda ihtiyaç duyulan bir konuyu gündeme getirip bizimle başlangıç yapıp yolunuza devam ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tüm mantar severlere, mantar avcılarına ve bizi dinleyen değerli hocalarıma, meslektaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bilgi paylaştıkça anlamlıdır, manalıdır. Biz de sizin doldurmaya çalıştığınız bu havuza damla da olsa, zerre kadar katkımız olduysa kendimizi bahtiyar hissediyoruz. Benzer konularda ihtiyaç olduğunda da her zaman ihtiyaç duyanların yanında olacağımızı ifade ediyor. Sabırla katlandığınız için 3 saat
Tekrar teşekkür ediyorum size. Artık İbrahim Bey o kadar yoruldu ki yerinde bile duramıyordu. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir konuya temas etmişsiniz bu ve benzer konularda. Bu konuların devam etmesini diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ve mantarı da bu şekilde ilk kez böyle bir programla gündeme getirip önümüzdeki süreçlerde de haftalarda da sizlerle beraber olacağımızı ifade ediyor. Tüm katılımcılara saygı, hürmet ve muhabbet sunuyorum. Mantar avcılarına doğru yerde olmalarını, doğru yerden konuya devam etmelerini ve tavsiye ediyorum. Ve gerçekten bu konuda emek etmiş hocalarımıza sağlık diliyorum. Aramızda olmayanlara tekrar rahmet diliyorum. Ve herkese özellikle olağanüstü şartlarda yaşadığımız bu pandemi sürecinde önce sağlık ve mantarda kalmalarını, tarımda kalmalarını, bununla yürümelerini diliyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam tekrar ve dersimizi bitirmeden önce bu ilk dersimiz için koordinasyon ve tarımsal veriler şu bölümünü Sayın İbrahim Yılmaz'a söz vermek istiyorum ben. Evet, değerli hocam çok teşekkür ediyorum hakikaten Mantar Akademisi'ne. Mantar Akademisi maratonuna çok güzel bir deparla başladık. Hakikaten bize ülkemizin nerede olduğunu çok iyi gösterdiniz. Nerede hangi hocamız var? Tabii ki bardağın boş tarafı var, dolu taraf var arkadaşlar. Ama biz dolu tarafından bakacağız. Üstüne ne kadar daha doldurabilirsek bunu yapacağız. Çok şükür ülkemizde birçok üniversitemiz var. Bu üniversitelerde Yusuf hocamız var. Onlar da hocam 3 saat dedi ama 4 saat oldu buraya geleli hocam. Bunu da söyleyeyim. Onlar da gördüğünüz gibi çünkü biz yarım saat önce geliyor hocamız. Saat 11.30 olmuş. 4 saate yakın bir süre. Kesinlikle arkadaşlar dediğimiz gibi tamamen gönüllülük esasına dayalı bu programlar. Hocalarımız gönüllü olarak ücretsiz bir şekilde bu eğitimlere katılıyorlar ve bilgilerini gördüğünüz gibi cömertçe paylaşıyorlar. Biz de bütün soruları aktarmaya gayret ediyoruz. Sağ olsun hocam da hepsine açık yüreklilikle cevap verdi. Ben Türkiye'de mantarcılık adına hem kültürü yapılan, kültürü yapılması düşünülen hem de doğadan toplanan mantarla da adına Mantar Akademisi'nin tüm mikoloji dünyasına, buna ilgi duyanlara, amatör, profesyonel herkese faydalı bir eğitim olduğunu bugün net bir kez daha gördüm. Hocalarımızın da bu şekilde hem gördüğünüz gibi hepimiz gurur duyduk değil mi? Yani hocam güneş doğudan doğar diye başladı ama mantarcılık da doğuda varmış hocam. Doğudan doğuyor bir güneş. Hakikaten Yusuf hocam Eczacılık Fakültesi'nde bu işe ömrünü vermiş. Doktorasını da burada yapmış. Böyle değerlerimizi sizlerle buluşturmak da bizleri o kadar mutlu ediyor ki anlatamam arkadaşlar. Hakikaten 800'e yakın biz eğitim programı gerçekleştirdik bu pandemi sürecinde. Ama her bir eğitimde ayrı bir heyecanlanıyoruz. Çünkü nereye elimizi atarsak, hangi eğitim programını düzenlersek düzenleyelim, Yusuf hocam gibi derya deniz hocalarla karşılaşıyoruz. Zaten bu da bizi bu işleri süreklilik yapmak her akşamdayız. İnternetimde sorun olabilir. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu akademi, bu maraton çok güzel gidecek inşallah. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah yine görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Sayın Bey, size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz müdürüm. Teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlar bu dersimizin sınavı yarın saat 19.00'da yapılacak. 20 sorudan oluşuyor sınavımız ve 40 dakika sürecek. Şimdiden tüm katılımcılarımıza başarılar diliyorum. Ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen Mantar Akademisi eğitim serimizin 1. dersini tamamlamış bulunmaktayız. Bu akşam bizimle olan Profesör Doktor Yusuf Uzun hocamıza teşekkür ediyoruz. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Gökhan Karaca'ya, eğitim programlarımızın tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz Sayın İbrahim Urmağ'a, Mantar Akademisi'nin oluşmasında büyük emeği geçen 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aysin Tekşen hocamıza, eğitime katkısı ve emekleri için ekip arkadaşımız Demet Yapıcı'ya ve tüm katılımcılarımıza katkı ve destekleri için teşekkür ediyoruz.
Ve arkadaşlar, eğitim serimizin ikinci dersi de hemen akışımızda paylaşıyorum. 16 Aralık Perşembe günü saat 20'de gerçekleştirilecek arkadaşlar. Konumuz yenen makro mantarlar olacak. Hocamız da Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gıyasettin Kaşık bizlerle olacak. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.